Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar efendim. Yine yeni güne merhaba ile sizlerle birlikteyiz. Haftanın son programı. Efendim konumuz önemli ve aslında Türkiye'de de artık problem olmaya başlayan bir mesele. Elbette evliliklerimizin hep daim olmasını istiyoruz. Sağlıklı, selametli, mutlu, mesut çocuklarımızla bir ömür boyu bir yastığa baş koyuyoruz. Lakin öyle zamanlar oluyor ki bazen evliliklerin bittiği zamanlar, bitmesi gerektiği düşünülen zamanlar ve kararların alınıp artık boşanmanın gerçekleştiği ve boşanma sürecine giren çiftlerimiz oluyor. O dönemde yaşadıkları problemleri bugün masaya yatırmak istedik. Tabii ki bunun hukuksal boyutunu bugün enine boyuna konuşacağız. İki tane konuğum var. İkisi de avukat ve işlerinde uzmanlar. Efendim Eyüp Sabri Can Polat ve Bedrettin Can Polat beyefendi stüdyomuzda olacaklar ve sizleri aydınlatmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ve sizler ekranlarınızın başında bizleri TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesabından takip edebilirsiniz. Konumuz önemli dedik. Bilmemiz gereken şeyler var dedik. Ama tabii ki evlilikler hep daim olsun. Duamız, dileğimiz o. Lakin olmadığında aslında hukuksal anlamda da haklarımızı bilmek adına, bilinçlenmek adına bu işin ahlaki boyutunu, dini boyutunu her zaman masaya yatırıyoruz. Fakat hukuksal boyutunda ve yasalar çerçevesinde ne kadar bilinçliyiz? İşte bugün birlikte bunları öğreneceğiz. Sizler ekranlarınızın başında kala durun. Efendim bizler geliyoruz. Doktoru içeriğimizle ayrılmayın. Evet efendim, yeni güne merhaba da Türkiye'de boşanma davaları nedenleri ve mal paylaşımı dedik. Bugün konumuz ciddi ve öğrenilmesi gereken çok şey olduğunu düşündüğümüz problemli bir konu. Problemlerimizi çözmede yardımcı olacak bilgileri, güzel fikirleri bizlere iki uzman konumuz verecek. Ben Bedrettin Can Polat ve Eyüp Sabri Can Polat'la sohbetimize başlayalım. Sohbet tadında olsun, öğrenirken gerilmeyelim de aynı zamanda, öyle değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Turban. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok şükür. İyi, sizler de iyisiniz. Sizlerdeyiz. Bugün faydalı olacağımıza inanarak daha iyi olacağız inşallah. Hiç vakit kaybetmeyin. Söyleyecek çok sözünüz var eminim ben. Şimdi Türkiye'deki boşanma davalarına bakacağız. Fakat öncelikle hani medeni kanunumuza göre, hukuksal boyutunu konuşacağız dedik ya bu işin. Medeni kanuna göre kaç tane boşanma sebebi var? Bunların kısaca isimlerini sayalım. Ondan sonra ilerleyen vakitlerde zaten soru soruyu doğuracak. Tabii, tabii. Bugün Türkiye'de 6 çeşit boşanma sebebi var medeni kanunda. Yani biz boşanmaya artık kesin gözüyle bakıyorsak bu 6 sebepten birinin içerisinde bir sorunumuzun olması lazım. Kısaca saymak gerekirse bunlardan en sık hani toplumda bilineni şiddetli geçimsizlik. Aslında evlilik birliğinin temelinden sarsılması diye geçer kanundaki yeri. Bu nedir? Artık evliliği bir bina gibi düşünelim. Temelinden sarsılmış. Yani bu evliliğin ne taraflarına, ne topluma, hiç kimseye, çocuk varsa çocuklara bile faydası yok. Zararı daha çok. İşte bu, bugün toplumumuzda, bugün de konuşmaya gayret edeceğimiz konu neredeyse boşanmaların %93'ü, 10 boşanmadan 9 tanesi bu sebeple. Bu ilk sırada yer alıyor. İkincisi terk, hani o çok tipik ben annemin evine gidiyorum deyip gittikten sonra dönmeme hali. Bu da boşanmalarda yaklaşık %5 bir sebeptir. Bu sebeple açılan davalar. Yani mesela beyefendi örnek veriyorum, eşi annesinin evine gitti, terk etti evini, ben boşanmak istiyorum dediği zaman bu dikkate alınan bir. Bayan gerekçe. Gitti dönmüyorum diyor. Dönmüyorum dediği zaman adam ne yapacak? Yıllarca bekleyecek pozisyonu yok. Neden? Evlilik devam ettiği için zaten tarafların arasındaki husumete bağlı olarak bazı sıkıntıların doğması çok normal. Böyle olunca taraflara yasa demiş ki eğer evlilik birliğinde sorumluluklarını yerine getirmemek sebebiyle evden giderse, yani yuvaya örneğin tatile gidiyor annesinin yanına, annesi köyde, kırsalda, şarkta yaşıyor, ziyarete gidiyor, bayramda gidiyor, başka sebeplerle gidiyor, cenazesi var, doğumu var, bunun için gidiyor, o ayrı. Evlilik birliğini bitirme niyetiyle hareket edip giderse o bir terk, yuvayı terk etti. Bu sebeple olanı da kanun bir sebep saymış. Akıl hastalığı var. Allah kimseye vermesin. Hakikaten evlilik birliğini örneğin çok ciddi bir şizofren, çok ciddi başka sıkıntıları var. Yani karı koca hayatını güdemeyecek kadar çok ciddi problemlerin yaratacağı bir akıl hastalığınız varsa kanun diyor ki böyle bir yuvayı sürdürme mecburiyetinde değilsin. Çünkü bu da taraflara zuldür. Yani artık belli bir sebepten sonra çekilmez hale geliyor. Onu da anlatmaya gayret edeceğiz. Bunun dışında onur kırıcı davranış, pek fena muamele diye bir
kanunda maddemiz var. Hakikaten toplumumuzda dikkat edin, saygı çok azalmıştır bir kısım insanlarımızda. O insanların birbirine toplum içindeki davranışları, sosyal medya üzerinden davranışları, eşini övmek, onu gururlandırmak, onore etmek, yerine devamlı refüze etmek, ajite etmek, hiç durmadan onu yermek, ona küfretmek, ona hakaret etmek suretiyle evlilik birliğinde artık onur hiçbir şekilde yerinde kalmıyorsa, kanun bunu da hakeza bir boşanma sebebi olarak saymış. Gene her ne kadar mahkeme içtihatlarımızda spesifik, yani özellikle bu yüzden açıldığı çok ender görülüyor gibi olsa da, asıl da şiddetli geçimsizliklerin altına inildiği zaman, yani o halının altındaki süpürgeyi bir kaldırdığımız zaman, çok büyük bir sebebi olan ne yazık ki zina. Zina sebebiyle ve aldatma, diğer bir ismiyle toplumda bilinen sorumluluk, yani evlilik bilincinin yerinde olmaması sebebiyle boşanma. Bu da bir sebep ve son sebep özellikle. Size göre aldatma, zina, onur kırıcı davranışlar çerçevesinde alınabilir mi? Hayır. Bambaşka bir sebeptir. Hmm. Sebebini de açıklayabilirim. Karşıdaki insanın sonuçunu onuru mi? Evet, aldatmadan dolayı o sebepten mütevellit kırılmıştır ama burada zinanın bile çeşitleri var. Örneğin sosyal medya üzerinde çok ciddi münasebette bulunmak. Hiçbir fiziksel, artık dünya o kadar küçüldü ki Çin'deki bir insanla bugün Ankara ya da İstanbul'daki bir insan kameralı görüşmeyle aynı ortamdaymış gibi bazı şeyleri paylaşabiliyorlar. İşte bu da bir sebepler arasında. Bunlar ve son olarak anlaşmalı boşanma diyebiliriz. Bunu da bahsedeceğiz ve bu anlaşmalı boşanma da bir boşanma çeşididir. Neden? Artık bir konuda anlaşmıştır taraflar. O da sadece boşanmaktır. Boşanmanın 6 çeşidi var diyebiliriz toplumumuzda. Bu 6 çeşidi sayarken ama genelde hep şiddetli geçimsizlik gibi. O şiddetli geçimsizliği biraz açalım. Hep dava gelen sebepler arasında şiddetli geçimsizlik var. Evet. Şimdi tartışmalar, kavgalar ama altında aileler anlaşamıyor, yine şiddetli geçimsizlik yazıyor. Acaba hukuksal anlamda çok derinine inip de illa bir sebep belirtmeye gerek yok da işte şu şemsiyenin altına alınmış deniliyor. Şiddetli geçimsizliği biraz açalım mı? Memnuniyetle. Şimdi Tuğba Hanım, inanın ben hayatım boyunca aileye çok önem verdim. Yani aile demagoji değil, toplumun temelidir. Şakası yok. Şimdi böyle olunca şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma. Bak, ismi üzerinde geçimsizlik demiyor. Her evde olur geçimsizlik. Ama oraya ölçü koymuş, şiddetli geçimsizlik. Bunu bir depreme benzetebiliriz. Mesela 3-4 şiddetindeki deprem ne yapar? Evi şöyle bir sallar ama çökertmez. 6-7-8 dedin mi tavan ne yapar? Aşağı doğru biner. Şimdi evlilik de böyle. Biz yıllarca yaptığımız programlarda, araştırmalarımızda şunu gördük. Türk kadınlarının yaklaşık %50'si istemediği kişilerle evlendirilmiş. Bu çok kötü bir şey. Bu ne demektir? Bir insanın evini yuvasını deprem kuşağındaki olan fay hattı var ya, fay hattının üzerine sen evi kurdun demektir. Öyle istemediğin bir insanla evlenmek ne demek? Şimdi insanlara şaka gibi geliyor. O düğünün şeyinde kaybediyorlar. Tuğba Hanım, mesela oradaki evlendirme memuru ne diyor? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, bunları sayıyor. Yani bunların anlamları o kadar derin ki. Biz oğlumla beraber, eşim de bizim meslektaşımız, öyle davalar geliyor ki Tuğba Hanım bize. Evlenmişler 3 ay olmuş. Diyor ki Bedrettin amca diyor, ben boşanmasam öldüm. Ne oldu yavrum diyor, daha 3 ay oldu. Evlenmesem öldüm diyen de sendin. 3 ay sonra da bu lafı söylüyorsun. Ne oldu? Neyi paylaşamıyorsunuz kardeşim diyorum. Bu ölümlü dünyada seyircilerimize de söylüyorum. Neyi paylaşamıyoruz kardeşim? Şimdi aynı yatakta aynı yastığı paylaşan insanlar biz görüyoruz mesleğimizde. Düşünüyor şimdi oradaki hanım yatakta. Diyor ki ya diyor, bu dünyanın bin bir şeyi var diyor. Bu adama güvenilmez diyor şimdi yandaki kocası için, öyle düşünüyor. Bundan diyor ne köy olur ne de kasaba olur diyor. O zaman ne yapmalıyım? Ben önlemlerimi almalıyım. Bak şimdi. Önlemler. Ortada bir şey yok. Havada bulut yok. Bu seninki şemsiyeyi almış, açmaya da hazır. Ne oluyor? Önlemlerimi almalıyım. Önlemlerimi almalıyım derken gizli para, ayarlamalar, şunlar bunlar. Aynı erkek de bu sefer onu hissediyor. O da diyor ki ya diyor, bu kadın milletine güven olmaz diyor. Ne yiyeceği, ne yapacağı diyor. Yarın o da bizim kafamıza bir çorap geçirir, Allah muhafaza ediyor. Ben de önlemlerimi almalıyım diyor. Evlenirken öyle söylemediniz. Ne oldu şimdi, iki taraf da önlem alıyor. Uzatmayayım ama ben 44 yıldır bu meslekteyim, 50 yıllık hukukçuyum. Annelere, babalara şunu söylüyorum. Lütfen. Maalesef bizim kadınlarımızın büyük bir bölümü, maalesef babalarımızın büyük bir bölümü yetiştirdikleri kız çocuklarına şöyle. Benim kızım prenses. Öyle öyle.
Gökten inmiş mübarek prenses kanatlı iniyor aşağı. Oğlanları da bu da aynı bizim yerli filmlerde veya şeylerde gösteriyorlar ya. O da bizim beyaz atlı prens. Sen böyle söyleyerek çocuk yetiştirirsen öyle ya. Öyle alışmış çocuğu. Prenses muamelesi mübarek. Evet. Oğlan da böyle. İkisi bir araya gelince sanki krallık kurdular biri prenses. Hayat böyle değil Tuğba Hanım. Hakikaten böyle değil. Evlilik bir imparatorluk değil değil mi? Öyle bakmamak lazım. Değil. Neden? Uzattım belki özür dilerim. Bu önemli bir sebep olduğu için. Ya doğru. O belki zaman... bu noktalara gelmeyelim. Tabii. Ya aslında çok bu. Güzel faydalı fikirlerinizi aman paylaşın lütfen. Bu. Şimdi siz böyle yaparsanız oğlunuzun da kızınız da havada ayakları yere basmıyor. Ayağı yere basmayan insan hayatta başarılı olamaz. Olamaz. Evlilik de bir başarılı. Tabii. Tabii. Uzatmayın. Bu davalarda hakimler şunu arıyorlar. Hı. Diyorlar ki evlilik birliği, bu evlilik bir birliktir, beraber olduk. Aynı kabın içine girdik, öyle mi artık? Ayrı ayrı yerlerde değiliz. Evlilik birliği ve ortak hayatı kendilerinden sürdürmeleri beklenmeyecek hale gelen, şiddetli geçimsizlik olan eşler boşanma noktasına gelmişlerdir diye. Uzatmayalım, bunun bin bir sebebi var. O ona küfretmiş, hakaret etmiş, başka bir sürü şeyler say sayabildiğin kadar. Yardım. Aile faktörü de vardır değil mi? Ne efendim? Aile faktörü. Aman efendim. Aileler yüzünden çok fazla çok var. Evlilik. Ben tabii süreleri aşmak istemiyorum. Bugün epeyce konumuz var. Orada da başka örneklerimiz var. Bu oluyor bir. Evet. İki, hakimler şunu arıyor şimdi. Dinledi. Erkek tarafında dinledi, kadın tarafı delilleri toplandı. Diyor ki bu evlilik bitmiş mi bitmemiş mi? Ne kendilerine varsa çocuklarına faydası kalmamış, bir de topluma da faydası kalmamış. Bunlar bundan sonra zarar. İşte o zaman boşanmaya hükmediyor. Demek ki burada ölçüler bu. Hakimler bunu arıyorlar. Kolay işler değildir. Buradan uzatmadan son bir cümle, anneler babalar çocuklarını yetiştirirken hayatın gerçeklerine şey yapsınlar. Çok hatıramız var da Tuğba Hanım, bunu anlatırsak program biter. Bunu hocam size. İlerleyen ilerleyen programlarda yine bu konu üzerine duracak. İnşallah. Bugün bu bitmeyecek inşallah, çünkü. Tabii. Belki zamanımız yetmeyecek birçok şeye. hocamın sizin hem efendim yaşça evet, saygıdeğer bir kişiliğiniz var, tecrübeleriniz var, evladınız var. Bir aile babası her şeyden önce. Evet. O yüzden tavsiyeleriniz bizim için çok kıymetli. Ben bir de bizim sülalenin nikah memuru gibiyim. Oğlum bilir. Nerede düğün nikah varsa bizim sülaleden Bedrettin amca gelsin yüzük taksın filan denir. Artık biz onu öyle bir benimsedik ki sormayın. Elimizde değil bu. Hayat yani öyle artık gibi. Hayatın içerisinde ve artık çiftleri de gördüğünüz zaman az buçuk işte iyi damattır, iyi gelin olur. Evet. Değil mi? Bunları az çok bakınca da anlıyoruz. Evet. Şimdi boşanma, şiddetli geçimsizlik dediğimiz gibi en üst sıralarda ve bu sebeple hakim boşanmalarına karar veriyor. Ama hani bu boşanmalar sıkıntılı boşanmalar da olabiliyor, anlaşmalı da oluyor. Dilerseniz siz hocamın kaldığı yerden belki alıp gideceksiniz ama mesela açılmış bir dava var. Artık bu sebeplerden dolayı açıldı. Ve reddedilebiliyor. Evet. Hakim çocuk da varsa ortada ya da bir mal paylaşımında sıkıntı varsa artık bu çekişmeliğe de doğru gidiyorsa reddedilmiş bir boşanma davasının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ne gibi haklar doğuyor diye bir soru var. Şimdi neden 3 yıl? Ben onu sorayım. Evet. Niye 5 değil? Evet. Şimdi kanun koyucu bunun gerekçesinde şöyle yapmış. İnsanlar otomobil mesela sürmeye alışmanız yaklaşık 4 sezon ister. Kışta araba buzda nasıl şoförlüğünüz var kaydığı zaman hiç hayatınızda tecrübe etmediyseniz frene bastıkça gider. Şimdi evlilik de aslında bazen frene basacağın yerde panikleyip gaza basarsın. Söylememen gereken bir sözü oto kontrolünü, öfke kontrolünü sağlayamadığın için yeni terminolojiler ama örneğin susman gerektiği bir yerde belki hanımın sana biraz sesi yüksek geliyor. Mutfaktan aldı gazı geliyor şimdi. Yani susman gereken yani fren yapman gereken bir evlilikte sen de gaza yüklenip vites büyütürsen evlilik bitiyor. Ne oluyor? Kafa kafaya çarpışıyorsun. Biri kırılır, biri mutlaka çatlar. Bu iş böyle. Öyle olunca asıl da bizim bugün üstadla anlattığımız konu boşanma belki ama boşanmamanın yollarını anlatıyoruz. Niye? Böyle yaparsan zaten boşanıyorsun. Zaten bunu olunca insanın gözü korkuyor. Aman ne olsun iyi kötü götüreyim evliliğimi diyenler çoğalsın derdimiz bu. Şimdi öyle olunca bazen evlilikler bugün büyük adliyelerin, mahkemelerinin, kalemlerinin esaslarına gidin bakın büyük bir çoğunluğu hakikaten sadece karşı tarafta bir balans ayarı, karşı tarafta bir hakikaten boşanmayacak mı acaba niyetiyle sınama yanılma metoduyla yapılmış şeyler. Böyle olunca özellikle bayanlarımızın bir kısmı ben bir deneyeyim, bir gözünü korkutayım diye bir boşanma davası açıyor. Bu blöf mü sizce? Blöf tabii ki. Ama bu blöf ne yazık ki iyi sonuçlar doğurmuyor. Ya da erkek hiçbir sebep yok.
gönlü bir başkasına meyletti. Evet. Yok mu? Var. Başkasıyla internet üzerinden tanıştı, sosyal medyada tanıştı, iş arkadaşı olarak tanıştı ve evliliğini götürmek istemiyor. Hı hı. Çok kısa sürmüş bir evlilik. 6 ay içerisinde adam boşanma davası açıyor. Çocuk var, çok yeni. Mahkeme her açtığınız davayı boşayacak, sizi birbirinizden ayıracak diye bir kural yok ki. Hı. Ayrılık kararı verme gibi bir hakkı yok mahkemenin, var. Diyor ki, yani ben seni dinlettiğin şahitlerden, yazdığın dilekçelerden, anlattığın öykü ve delillerden topladığım kanaat şu: senin evliliğin hala bitmemiş. Bu topluma da sana da faydası olur. Ama nasıl? Kurtarırsan olur. Ama i̇şte mesela burada 3 yıl dene diyor. Başkasına gönlü kaymış bir adam 3 yıl neydi? Onu artık mahkeme, eğer hakikaten evlilikte bir başkasına gönlü kayma varsa zaten boşuyor. Bu dediğim sırf spor olsun amaçlı. Bir deneyelim canım. Boşanmayı deneyeyim de acaba ben böyle gözünü korkutur muyum diyenler için mahkeme reddederse ya da boşanma kadın üzerine çok ciddi olumsuz sonuçlar doğuracaksa kadını da korumak gerekiyor. O zaman ne yapıyor mahkeme? Diyor ki ben seni davanı reddettim. Reddedilmiş bir davada en büyük toplumumuzdaki yanlış şu: mahkemeye gittiler, mahkeme bunları boşamadı. Boşamayan taraflar eve gidiyorlar, yeniden oturmaya başlıyorlar. Zannediyorlar ki kronometreye bastık süre çalışıyor, o 3 yıllık süre. Evet. Hayır, karar kesinleştikten sonra çalışmaya başlıyor. Kararı kesinleştirdikten itibaren 3 yıl geçerse, 3 yıl boyunca da Tuğba Hanım, taraflar evlilik birliğinin yerine getirilmesi amaçlı hiçbir şekilde bir araya gelmemişler. Bunun anlamı şu: bayramda çocuğu alıp vermede merhaba, nasılsın demek değil. Evet. Karı koca hayatı yaşayacaklar, özel hayatları olacak, gece aynı yatağı paylaşacaklar, gündüz kahvaltı yapacaklar. Yani evlilik sanki devam ediyormuş gibi olmazsa hiç 3 yıl boyunca, bil ki ayrı, zaten bunlar ayrılmış. Ama çok duyduğum şey var. Bu 3 yıllık süre zarfında gene ayrı hayatlar yaşanıyor. 3 yıl süreyi bekliyorlar. 3 yıl dolu. Hadi bakalım biz denedik, olmuyor. Zaten çünkü kafaya koymuş olur. Evet. O 3 yıl verilen hakkı aslında hakkaniyetle denemek adına gönül koymak, iyi niyet koymak çok nadir bence. Burada kanunun yapmak istediği şey şu: bugün Türkiye'den daha yüksek boşanma oranına sahip dünyada bir ülke yok. Ciddi olamazsınız. Evet, bu bir gerçek. Avrupa'da mı yok? Hayır. Zaten evlilik yok desek ya oraya. Orada birlikte yaşama var. Birlikte yaşam var. Öyle olunca şimdi hayat arkadaşlığı diyor. Bir başka terminolojiler var. Evet. Bizde evlilik bir kurum. Yani tarafları olan, sosyal mahalle baskısı olan, çevreyle ilişkileri olan, hayatınızda hiç tanımadığınız bir insan kayınpederiniz oluyor. Artık ona karşı sorumluluklarınız var. Hiç tanımadığınız bir insan sizin baldızınız oluyor, değil mi? Bakın terminolojiler var. Hiç yabancı filmlerde baldız ya da kayınpeder diye bir cümle var mı? Yok. Türkiye'de bize ait şeyler bunlar. Ve güzel şeyler. Niye? İki ailenin bir araya gelmesi. Ya normalde hiç tanımadığın bir adamla düğünde halay çekiyorsun. Düşünsene, bir gece önce merhaba demeyeceğin adamla kol kola girmişsin ve yakınlık kurmuşsun. Sebep? Bir evlilik sebebiyle. Ve ama o bağdan, kan bağıyla ortak bir torun oluyor örneğin. Evet. Oluyor, öyle değil mi? Soyadı devam ediyor, insanların ilişkileri devam ediyor, miras işin içine giriyor. Gene buralarda anlatmıştık. Affedersiniz, akrabalı bizim yasamız iki türlü kabul ediyor Tuğba Hanım. Diyor ki bir kan hısımlı, kan akrabalı. Kan akrabalı. Yani, tamam. Bir de sıhri hısımlık tabir var. Sıhri hısımlık evlenmekle yapılan akrabalıklar. Kaynana, kayınvalide filan. Bizim İslam hukukunda da var. Diyor ki kişinin atası dörttür diyor. Anne babası, evlendiği kişinin de anne babası. Onları ayırmamış. Öyle lütfen. Öyle olunca sonuç olarak bu 3 yıllık sürede kanun diyor ki ya kardeşim, bugün toplumda evlenen insanların %47'si ilk 5 yıl içinde boşanmayı deniyor. Bunun anlamı şu: son 10 sene boyunca tanıdığınız ve düğününe gittiğiniz ya da bir çeyrek gönderdiğiniz hemen hemen herkesin yarısı şu an boşanmış. Gerçek bu. Evet. Bizim için de bu. Bedrettin Bey için de bu. Ve bizim bu 5 yıl sonra tanıdığımız herkesin yarısı da boşanmaya doğru gidiyor. 10 yıla gelince bu rakam %67. Çok ciddi bir skor. Yani bu şimdi istatistik olarak aman canım bana ne diyorsun, ama şöyle bizi izleyenler, sizler, hepimiz bir arkaya baktığımız zaman düşünelim. Tanıdığımız kaç insan yuvasını dağıttı ve boşandı? Çok ciddi bir rakam var ortada. Özellikle büyük şehirlerde bu inanılmaz bir boyuta geldi. Niye? Küçük ve kırsal şehirlerde biraz daha mahalle baskısı, toplumsal aileler işin içine giriyor. Ama büyük şehirlerde bazen insanların, çocukların evlenmesinden ebeveynlerin haberi dahi olmuyor. Evet. Reşitler kendi aralarında gidiyorlar, bir yıldırım nikah, kokteyl vari veya da benzer isimlerle yapılan küçük bir şeyle, merasimle, organizasyonla, merasimle evlilik kuruldu diyor. Sonra sorduğun zaman efendim tayinimin olması için ya da başka bir hukuki sebebin yerine getirilmesi için biz evlendik de size sonradan söyleyecektik. Evet, o sonradan söylememiz de toplumda sizi rahatsız edecekse küçük gene bir organizasyonla da bunu tebliğ edelim diyorlar. Evet. Doğru mu yanlış mı tartışma makamı değiliz. Ama bir gerçek var: bu tip evliliklerin yarısı boşanıyor. Kanunda bu 3 yıllık süreyi zaten sen yüksek ihtimal böyle evlendin.
Bedrettin Bey'in yayının başında söylediği gibi evli zaten yanlış temeller üzerine kurmuştun. Bari kardeşim birazcık dene diyor. Birazdan anlatacağız. Anlaşmalı boşanma için bile kanun diyor ki bir yıl boyunca sen eşinin elini tuttun mu? Elini tuttun mu demiyor belki ama buradan mana şu. Yazın terliyor mu? Kışın üşüyor mu? Sonbaharda somurtuyor mu? İlkbaharda gülüyor mu? Ya dört mevsim senin kocan veya eşin o kadın sana nasıl davrandı? Denedin mi? Gördün mü? Görmediysen bir yılı doldurmadan ben seni boşamam bile diyor. Anlaşmalı. Evet. Olay bu. Az önce dedi ya, şimdi dikkatimi çekti. Artık boşanmalar çok çok artıyor ve siz evlilik haritasına baktığımız zaman Türkiye'nin evet. Ne yöne gidiyor sizce? Çok mu vahim? Yani bu kadar tecrübeyle hem konuşabilirsiniz hem de artık modernitenin ve artık günümüzdeki gençlerin evlilik algısı ve evliliğe bakış açısı kötüye mi gidiyor? Siz anlattıkça ben iyice ürkmeye başladım. Şimdi efendim eğer hastalıklar diyelim veya yanlışlara tam teşhis koyamazsanız tedavi tam olmuyor Tuğba Hanım. Bu çok önemli. Şimdi ben yaklaşık 40 yıldır evliyim. Maşallah. 40 yıldır evliyim ama başka benim dostlarımdan da var eski evliler. Onlar gerçek manada birleşmişler. Sorun orada. Bizde öyle olmuyor. Ruh ve beden birleşmesinden bahsediyorsunuz. Ben mesela yine süremiz azalsın istemiyorum da bir Çinlinin bir olayını televizyonlarda anlatmışlardı. Bir Çinli beyin hanımı şey olmuş galiba. Beyin kanaması geçirmiş. Beyin kanaması falan geçirmiş. Kadın tam özürlü. Hiç kımıldayamıyor, şey yapamıyor. Adam 10 sene o konuşmayan karısına anlattılar televizyonlarda. Gerçek bir pamukla olay. Su veriyor. 10 yıl onu ağzını silmiş, burnunu silmiş, altını temizlemiş, bakmış. 10 yıl sonra o da Allah'ın bir mucizesi. Kadın düzelmiş. Bir anda uyandı. Evet. Şimdi o da bir erkek. 10 yıl düşünebiliyor musun? Bizim bir davamızda da özelleştirmeyeceğim ama kocasını vurulmuş bir hanım. Şeyden yani uluslararası bir konu tarafından vurulmuş bir hanım. 27 sene kocası şuradan kurşunlar yemiş. Omurilikte kurşun kaldı. Ve kocası haklı olarak iki de çocuk var demiş ki benim durumum hani evlendiğimiz zamanki gibi değil demiş. Sen özgürsün artık benim bu halimi çekmek zorunda değilsin. Eşinin söylediği şu. Diyor ki bu olay benim başıma gelseydi sen bana ne yapardın demiş. Eşi de diyor ki çok mert bir adamdı. Ben tanıştım, yıllarca da görüştüm. Ben sana bakardım demiş. E peki benim sana bakmayacağımı nereden biliyorsun demiş. 27 yıl sevgili seyirciler inanın biz eve filan gittiğimizde o hanımı kocası kımıldayamıyor. Bir bisikleti şeyin üzerinde çayını veriyor, ağzını akan sularını siliyor. Bunu öyle sessiz, sedasız, gösterişsiz yapıyor ki. Şimdi bunlar da insan, bunlar da insan. Bizim özür dilerim ama evlenme programlarımda sen bana bunu söylemiştin kıyamet. Ne olmuş ya söylediysek? Türkçe'de sürçülisan diye bir şey yok mu Tuğba Hanım? Yani insanın ayağı sürtmez mi, sürçmez mi kışta karda? Diliniz de sürter. Zaten o evlilik programlarını açmış oldunuz. Hı? Yeri gelmişken söyleyelim. Evet. Onlar dejenere etmedi mi zaten? Aman efendim, evlilik aman mefhumunu, efendim. Evet. Evlilik anlayışını. Kaldırdılar, dinamitliyorlar. Terminoloji değişince... Evet. Hayatta her şey değişiyor. Çok bakın değişiyor. Manalar sıfatlarla yürür. Ben buna çok inanırım. Yani biz sıfatlarımızı yitirdik sözcük manasında. Örneğin elektrik alamıyor diye bir cümle evet. Türedi değil mi? Nedir bu böyle bir şey? Şimdi kapı ve paravan açılıyor. Evet. Kafayı kaldırıyor ve bakıyor herhangi bir programda. Evet. Ve diyor ki elektrik alamadım. Benim yorumum şu. Trafo olsa veremez zaten böyle bir sürede. Evet. Yani bu adam trafo olsa size o elektriği vermez. Öyle bir süre içerisinde. Bugün dünyada kimse olağanüstü bir yaratılış mucizesiyle çok böyle esrarengiz bir tılsıma sahip değil. Çünkü öyle şöyle bir şey ben yürümez. Ona sadece psikoloji boyutuyla bir cümle söyleyeceğim. Yine hukuksal boyutuna dönmek istiyorum. O meselede şu var. Karı koca olmanın emek vermeyle, zaman geçirmekle, ortak paylaşımlarla, anılarla ve hani o saatin işlemesiyle oluşabileceğini algılayamayan bir nesil geliyor. Bir güruh var şu an. O ekranlarda hani evet. Kahrolası evlilik programlarına kitle maalesef. Burada mesele emek vermek. Şimdi bakıyor, kocam ya da karım olur mu olmaz mı? Anlık bir kararla buna varabiliyor. Bu kadar ucuzlaştırıldı. Bunun altındaki KJ de şu. Emekli maaşı var, 4 dairesi var, otomobili var. Evet. Yani kararları bir maddesel mizahçı demişti boyutu. Yani hani her şeyi benim üstüme geçir ve yap şeklinde. Evet. Hakikaten öyle. Evet. Şimdi o işte yürümüyor ve bugün anlattığımız konuların büyük bir sebebi de o. İşte bakın toplumda özetle şu. Bir insan bir insanı istemeye bugün toplumumuzda gidip Allah'ın emriyle istiyoruz değil mi? Yani diyoruz ki bize rızanızla verin bakın kul hakkı almamak için. Böyle bir
ilişkinin başlangıcı olan nüvede siz bu işin başında adamın bütün ahlaki değerlerini, bütün iyi niyetlerini kaldırıp da siz onun iyilik kisvesi altında malı var mı, mülkü var mı ve bunu nasıl kazanıldığına dair hiçbir soruyu cevaplayacak biri, bir soru yoksa o zaman siz dünyanın en ahlaksız işini en basit yolla yapan bir adamı sadece malı ve parası olduğu için ve bunun getirileri, semereleri olduğu için ona çocuğunuza eş yapmaya niyetlisiniz demektir. Bunun adı geçmişte kaldırılmış olan aslında başlık parasını modernize edilmiş halidir. Aynen. Kesinlikle bu. Yani belki 50 bin ya da 10 dönüm 2 inek istemiyorsun ama onun karşında çok lüks bir dairesi olan, çok iyi bir otomobili olan bir adama... Bu da günümüzün tarlası sonuçta modernitenin. Evet. Bugün artık Ankara'da tarla mı kaldı? İstanbul'da tarla mı kaldı? Metrekaresiz neredeyse bir servet fiyatına satılan noktalar var. Öyle olunca siz bunu ortadan kaldırdınız. Ondan sonra evde mutlu mu mutsuz mu yok. Öğrenciler için de sizin programlarınızda hafta içi hocamızda olanı görüyorum ben mesela. Neyi konuşuyorsunuz? Gerçek başarı transkript ya da karne değil ki. Çocuğun suratına bakma. Adam karnesine bakıyor. Evet. Ya bir bak, dayak mı yedi okulda o gün? Evlilikte de bir eşinin suratına bak. Boşanmaya kimse, inanın, eğer çok böyle özel bir olay yoksa bir günde gitmez. Hep bir, o bir aşama, bir dalganın vurup vurup o duvarı çürütmesidir yani. Buyurun. O duvarların çökmemesini hep diliyoruz, istiyoruz ama çökenler ve çökmek üzere olanlar için güzel bir program olacak. Şimdi bu sebepler var ya, sebepleri açalım mı yoksa bu anlaşmalı çekişmeli boşanmanın farklarını sebepleri tek tek minik minik sebepleri gidelim. Açalım. Örneğin... Akıl hastalığıyla ilgili. Evet. Bu bir boşanma sebebi. Bunun sınırı nedir? Var. Rapor nasıl alınır ya da detaylarını sizden alalım mı hocam? Bugün adliye koridorlarında hangi insana, özellikle bayanlarımıza soralım. Benim eşim akıl hastasını argo bir biçimde söylerler. Hakikaten böyle derler. Ama gerçeğe baktığınız zaman maalesef böyle değil. Tıp diyor ki akıl hastalığı bir heyet raporu tarafından sabitlenmiş olacak. Ve malumunuz gereği bu akıl hastalığının tedavisi mümkün olmadığı gibi evlilik bu akıl hastalığı sebebiyle de yürütülemez bir hale gelecek. Yani fazla nazı var, niyazı var, işte şöylesi böylesi var değil. Gerçek manada akıl hastası ve bu akıl hastalığı raporlu olacak, evlilik yürümeyecek. O zaman bu sebepten dava açılabilir. Bu cepte bir şey, terk edilme, evi terk etme olayını zaten açtınız programın başında. Bilmiyorum ekleyecekleriniz var mı? Onun dışında bir de şu mesele, hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma şartları. Bunu da açalım. Şimdi Tuğba Hanım, zaten süremizi birer vakit kalsın diye kısa keseceğim bunları, toparlamak istiyorum ben. Şimdi ne olursa olsun boşanma davaları mutlaka evlilikteki bir sıkıntı nedeniyle açılıyor. Çeşitli sebepler var, Sabri Bey saydı 6 tane. Ama en çok şiddetli geçimsizlik. Diğerleri çok az olan şeyler. Evet. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Eşlerin bu evlenirken niye evlendiklerini unutmaması lazım. Şimdi biz mesela basitleştiriyorum. Bir okul arkadaşlığı olur değil mi? Asker arkadaşlığı olur. Ondan sonra mahalle komşu arkadaşlığı olur. Bunların hepsi bir arkadaşlıktır. Ama burada evlenirken biz şunu yapıyoruz. Diyoruz ki hayat arkadaşımı seçiyoruz. Evet. Bakın şimdi çok farklı. Hayat arkadaşı ne demek? Kimle evlendiyseniz, Allah ne kadar ömür verdiyse, iyi kötü onunla o ömrü tamamlamak demek. Öyle mi? Bunun manası bu. Bu manayı kaybetmeden evliliği yürütmek lazım. Aynı insanlar öyle sabit değil. Dalgalı deniz gibi aşağıda iner, yukarıda çıkar. Ülkenin durumu değişir, şartlar değişir. Öyle mi efendim? Böyle olunca mutlaka eşlerin iyi ve kötü günde tabir ediyoruz. Hastalıkta, sağlıkta. O zamanlarda birbirlerine destek olmaları lazım. Özellikle ben gençlere şunu söylemek istiyorum. İnsanlar Tuğba Hanım gençken evlenmeyi de düşünmeyebilirler bugünkü ortamda. Ne istesen oluyor, her şey var. O zaman diyor ki ben niye evleneyim? Affedersin, niye, özür dilerim halk tabiri olduğu için, kadın dırdırı çekeyim. O bir de diyor ki niye ben erkek dırdırı çekeyim? Ya mesele o değil ki. Siz o yaşta kalmayacaksınız. Bak ben şimdi 2-3 gün sonra 73 yaşına giriyorum. Öyle mi? Allah sağlık. Benim eşim de 72 yaşında. Şimdi ikimiz İstanbul'da okumuştum ben. Eski İstanbul evleri var. Böyle birbirine eski evler olduğu için birbirine dayanırlar. Birini bir çek, o biri de düşer. Şimdi biz evde öyleyiz. Allah'tan oğlumuz kızımız yanımızda, bize hizmet ediyorlar. O çekirdek aileye de ben biraz karşıyım. Ne demek ay çekirdeği diye gibi? Benim anne baba çocuk, o birilerini unutmuşlar. Yani babalar, dedelerine neler yok. Biz bu diğer programlarda işlemiştik. Almanya'da Tuğba Hanım, biz oralara konferanslar da verdik. Eşimle gidip geldik. Orada çocuklar dede kavramını, nene kavramını, amca, dayı, hala, teyzeyi bilmiyorlar. Yok. Niye? Akrabaların arasında böyle bir şey yok çünkü. Ve bunları öğrensinler diye çocukları
şeylere götürüyorlarmış. Huzur evlerine. Yurt yaşlıların kaldığı bakım evlerine. Bakım evlerine, huzur evlerine ki bak sakallı, yaşlı biri işte bu dede, bu da nene filan demek. Biz neredeyse oraya döneceğiz. Bu doğru değil ki. Kayınvalidenin varlığı ya da yaşıyor olması bile boşanmaya götüren faktörlerden biri Türk halkı. Dediğiniz... Utanç verici bir şey bunu zikretmek. Çok çirkin. O şöyle efendim, hukukta onu şöyle izah ediyorlardı. Müstakil konut. Bunun manası bu. Diyor ki, terminoloji. Evet. Her şeye çıkıyormuş. Aynen böyle. Zaten mahkeme arıyor. Diyor ki müstakil konut size şey yaptı mı? Terk sebebiyle annesine kaçtıysa, kaçma sebebi de erkeğin annesinin onun hayatına çok müdahalesiyse, kanun açıkça diyor ki müstakil bir ev tut, yol parasını öde, konaklama bedelini öde ve geldiği zaman o kadının yanına gelmeyecek, senin evine gelecek. Ona göre hayata ona bir ihtarname gönderirsen ve bedelini ödersen terkte haklısın, yoksa değilsin diyor. Bugün terk sebebiyle açılan davaların %90'ı bu sebepten reddolur zaten. Bir kere terkte geri dön ihtarı var ya, hani bir dönem televizyonlarda biri çıkıp bağırıyordu bilmem neye geri dön falan diye. Geri dön, aynen. İşte o geri dön de, geri dönü diyor ki eğer senin annenin yaptığı fazla sohbetlerden dolayı, ona fazla müdahalesinden dolayı bu kızcağız gittiyse geri dönmesi için bir kere o anneyi o evden çıkar. Ya da sen kendi müstakil bir eve git diyor. Bir hatıramı anlatayım, bunu bitirelim isterseniz. Eşlerin mal konusuna geçelim Tuğba Hanım. Haklı mı? Bence değil, mahkeme diyormuş. Medeni kanunun eleştiriyoruz burada. Evet, ben yani. Ben avukatlığımın ilk yıllarında 3-5 yıldır daha idealistiz tabii filan. Bir tane delikanlı yaşlı şey bir adam geldi böyle ama havalı. Avrupa'da çalışanlardanmış. Bana dedi ki avukat bey dedi, ben eşimden boşanmak istiyorum dedi. Öyle mi dedim, buyurun oturun. Nedir sorun? Dedi ki ben dedi 27 yıl oldu avukat şeye gittim dedi, Hollanda'ya gittim dedi. Olabilir, ekmek parası, tamam. Ben dedi orada çalışıyorum. Fakat dedi 27 yılda ben öyle değiştim ki dedi, benim eşim de burada Ankara'nın köylerinden birinde orada oturur. 7'de çocuk var bizde dedi, şalvar giyer benim eşim, evet bana hitap etmiyor dedi. Çok havalı olmuş zaten, kendisi artist gibi bir adam. Dedim ben zaten dedi orada İtalyan filolojist bir hanımla da beraber yaşıyorum dedi. Benim eşim de bana şey yapmıyor dedi, hitap etmiyor dedi, bunu boşayacağız dedi. Dedim ki eşinizin haberi var mı? Avukat abi dedi, onun dedi boşanmanın ne olduğunu bile bilmez dedi. Sen dedi işlemlerini yap dedi. Dedim ki bak burada ne yazıyor? Avukat Bedrettin Can Bolat yazıyor değil mi? Kiralık diye yazıyor mu? Satlık diye yazıyor mu dedi. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Sen Hollanda'ya giderken senin karına ne dedin sen? Hanım sen otur. Burada sıkıntımız var, iş yok, aş yok. Ben oraya gideyim inşallah, maşallah para kazanacağım, dezeceğim, geleceğim dedin mi? Dedin, evet. 27 yıldır dedim senin bu hanımın 7 çocuğuna bakmış ve namusunu da korumuş. Öyle ya, sen koca olarak burada değilsin. Allah'tan korkmuyor musun sen dedi. Hakikaten. Şimdi bana hitap etmiyor diye bu kadını, 7 çocuğunu da bu kadını da bırakacaksın. Aynı madem hitap etmiyor 27 yılın içinde 7 çocuğu nasıl düşündün, hayal ettin? Ben dedim Allah'tan korkmuyor musun? Evet. Kuldan utanmıyor musun dedi. Dediği bana şu. Necdetin Bey sen avukat değil misin? Şüphen mi var dedim, bak ruhsat orada. Kardeşim diyor sen paranı al öbür tarafa. Dedim bu nasıl bir konuşma? Bu nasıl bir konuşma? Bunu dedim yapamazsın, ben de yapamam. Çekti gitti. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. İnsanlar gerçekten yani çok üzülüyorum bu kadar niye bozulabildik diye. Niye bozulabildik diye. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Hepimizin çok dikkat etmesi vicdan lazım. Vicdan ve hani o manevi ve hassas değerlerimiz. Allah korkusu olmadı mı? Evet, Allah utanmadı mı zaten bir insan? Yoksa merhamet vicdan da uçuyor, evet. Gidiyor. Evet, cümleye bak. Bana hitap etmiyor. Hitap etmiyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Tam şey, filmlik cümleler bunlar. Uzatmayayım. Bizim konuyu açtı mı deriz. Diğer buradan konuyu... zaten çıkamayız hocam. Vakit de yetmez. ama hani bu örnekler, yaşanmış örnekler gerçek. İş tecrübelerinizden faydalanıyoruz elbette. Şimdi şuna girelim istiyorum. Mal paylaşımına geleceğim. Dakikaları da bir yandan bakıyorum. Şimdi suç işleme ve hasiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davasının şartları diyor. Evet. Buradan da bir cümle söyleyelim. Çünkü insanlar yaşıyor ama sorun. Ne olduğunu hukuksal olarak bilmiyor. Nasıl gidecek, başvuracak, ne amaçla, evet. Benim şu nedenim var, bu çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bakın, hukukta her iş, bizi izleyen ve dinleyenler için söyleyeyim. Daha basit anlatmak adına. Evet. Doktora gözlüğü değiştirmek için gittiğimiz zaman kalp doktoruna, kardiyoloğa gidiyor muyuz? Hayır, gitmiyoruz. Diyoruz ki göz hekimine gitmemiz lazım.
nasıl branşlaşma tıpta da bir sürü alt ihtisas, yan ihtisas, üst ihtisas şeklindeyse hukukta avukatlar arasında böyle bir şey yok. Ama bir gerçek var. Davaların arasında var. Bir boşanma diyorsunuz ama 6 çeşidi var. Her bir çeşidin inceliği var. Her bir çeşidin de sonucu var. Örneğin terk sebebiyle gitmiş bir eşe şiddetli geçimsizlikten dava açarsanız kazanma ihtimaliniz sıfıra yakın. Aldatmış bir eşi zina yerine şiddetli geçimsizlikten açarsanız aldatmayı kabul etmiş sayıyorsunuz. Affetmiş sayılıyorsunuz. Öyle olunca şimdi zinada yarım kalmıştık ama olayı öğrendiğiniz andan itibaren 6 ay sizin affetme ya da davayı açma süreniz var. 6 ay bir gün geçtiği zaman mahkeme diyor ki sen artık bunu kabul etmişsin diyor. Aa bir dakika, bu çok önemli evet. Bir nokta. Şimdi her boşanma şeyinde şiddetli dedim ya o bir kalkan pencere değil, olmuş. Bir şemsiye değil. İşte bu doğru değil. Yanlış da zaten burada lazım. Yapılıyor. Delilleri toplarken, şahitleri dinletirken davamızın açılış oradaki konusu neyse yayınlar tema gibi düşünün. Ona içerik olarak yapacaksınız. Evet. Örneğin bir belgeseli dizi diye izletebilir misiniz televizyonda? Hayır. Niye? Çekilişi de başka, sunuşu da başka. Öyle olunca biz ne yaptığımızı bilmek zorundayız. Sizin sorduğunuz soru da suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme. Bakın iki cümle bile birbirinden aslında çok farklı. Suç işleme müptelası insanlar vardır. Örneğin yan kesici. Ne yaparsan yap, çok iyi bir evlat, ailenin evladı diye sizi evlendirdiler. Kriptomanlar yok mu? Hırsızlık hastalığı. Evet. Avrupa'da hatta Oscar'lı oyuncular var. Aynen. Yani milyonlarca doları var, gofret çalmaktan keyif alıyor. Şimdi hastalık bu. Ve psikiyatrik bir hastalık. Böyle... Geçimini böyle de sağlıyor evet. Olabilir. Fark şimdi, etmez. Siz eşinizin hırsız olmasını Allah korusun ister miydiniz? Kimse istemez. Devamlı yapıyorsa bu eylemi boşanma sebebi. Hakeza eşiniz suç işlemeye çok meyilli. Her gün birini dövüp haraç alıyor. Yok mu? Var. Bundan dolayı da suç işleme, haysiyetsiz hayat, haysiyetsiz hayat sürme. Şimdi bugün artık haysiyet nedir, vicdan nedir tartıştığımız noktada mahkemeye nasıl izah edeceğiz? Örneğin bir bayan o kadar fevkaladenin fevkinde rahat yaşıyor ki sorduğunuz zaman benim sanatım bu diyor, dünyam bu diyor, hayata bakışım bu diyor. Peki güzel de evlendiğin adamın hayata bakışı bu kadar geniş bir perspektif. Objektifi o kadar geniş alıyor mu hayatı? Almıyor. O zaman ne oluyor? Onun için o haysiyetsiz hayat belki bir yaşam biçimi olabilir ama hakeza senin için değil. Olmayınca sen diyorsun ki benim eşimle bir kere bu noktada biz ayrıldık. Trenin makası farklı istikamette ilerliyor. Orada makası çekiyorsun. İşte bunlar için de diyor ki kanun, suç da böyle. Bir şeyi gördüğün andan itibaren, örneğin biriyle sosyal ağlarda isim vermeyeyim yazıştığını gördün. WhatsApp gruplarında görüyorsun telefonda. Evet. Bugün ben hep bunu yayınlarda söylüyorum. Kaç insan evli eşine Facebook, öbür telefon, işte Instagram, Twitter ve WhatsApp telefonunun o kullandığı telefonun şifresini gönül rahatlığıyla verir. Al istediğin gibi kurcala der. Kaç kişi? Evet. Çok biz az. Bunu konuşuyoruz. Çocuklarımızınkine de okunamıyoruz ki. Çocukların öyle olunca şimdi niye? Altında belki yanlış anlamaya müstehni şeyler çıkabileceği gibi hakikaten yanlış anlaşılacak şöyle şeyler de var. Şöyle bir savunma var. O konuda siz ne düşünüyorsunuz hukuksal anlamda? Diyelim ki işte bir çift var ve hani o bu şifre meselesi sosyal medyada. Ben rahat hareket etmiyorum ama benim çevremdeki yakın iş arkadaşım olabilir, okul arkadaşım olabilir der. Bunlar öğrenciyse de benlik bir durum yok ama ben bunu sana vermiyorum çünkü hoşlanmayacağın bir hitap duyabilirsin karşı taraftan ve ben aramızın açılmasını, birlikteliğimizin ya da evliliğimizin bozulmasını istemiyorum diye bir savunma var. Çözüm şu, vicdan o yokken o varmış gibi hareket etmektir. Zaten bu böyle bir kendi polisin olma bu. Burada yine o benim eşim, söyleyeni iş düşünüyor. Benim eşimin ben Facebook'una girip de kurcalama ihtiyacı duymuyorum. Evet bu evet. Önemli işte bu güven bakın, önemli. Bakın duymuyorum. Kurcalama ihtiyacı duyup da kurcalasam dahi çıkacak şeyleri de bana izahı olabileceği inancındayım hala. Bu da ikinci emniyet kemeri. Ama birisi bir münasebetsizlik yapıp bazen olabiliyor. Halka açık ortamlar bunlar. Güzel bir fotoğraf koyuyorsunuz. Biz yani geçen koyduk eşimle benim fotoğrafım. Ta liseden bilmem nereden bir arkadaş hiç olmayacak bir üslupla yazmış. Belki o bile o yazdığı şeyin nereye varacağı farkında değil. Evet. Çözüm. Sil gitsin dersin, engellersin, geçer gider. Burada hamleler bakın önemli. Tokat atmakla sevmek arasındaki tek fark hızdır. İkisinde de el yanağı değer ama birinde süratle ve niyet farklı. Niyet ve amaç değil mi? Çok ceza önemli. Hukukunda demiyor mu? Maddi unsuru buldun ama manevi unsuru var mıydı suçun? Yani manen hakikaten zarar verme niyetiyle. Yani kasıt var mı? Kasıt var mı? Şimdi sizin sorduğunuz soruda kasıt. Bir başkasıyla gönül eğlendirme, hoş sohbet, ilgi eksikliği, sevgi eksikliğinin noksanlığını gidermek mi? Yoksa karşı tarafın münasebetsizliğine duramamak mı? Ona bakmak lazım. Evet, her zaman duramayabiliyoruz çünkü insanların freni yok. Bence önemli olan eşler arasında gerçek manada güvendir. Evet. Gerçek.
samimiyetle söyleyeyim, demagojik olarak falan değil. Yani kendi hayatımdan örnek. Ben hayatımda eşimin telefonunu kurcalamadım. Neden? Güvenirim. Veya bana olabilir, icap etmiştir. Çantasından bir şey istedi. Cüzdanın içinden bir şey. Hiç açıp bakmadım. Çantasını veririm kendi alsın diye. Neden? Bunlar hem kibarlık hem güven meselesidir. Hocam sizin... Hakikaten. Ama karşılıklı. Evet. Hakikaten karşılıklı. Bunu zaten yapamıyorsanız o zaman evli olmanızın manası kalmaz ki. Manası kalmaz. Biz evimizde hiç birbirimize ister inanın ister inanmayın yalan söylemedik. Hiç birbirimizden 5 kuruş fazla gizli parası olmaz. Niye? Biz bileşik kabız zaten. Ben batacaksam o da batar, o da yükselir. Bunu yapmadığınız sürece zaten o biraz ilk başta anlattığım gibi olur. Bundan köy olmaz, ondan kasaba olmaz derken evi yıkarsınız. Ne köy kalır ne kasaba. Bunların bir kısmında gizli para hesapları var. Çok. Farklı alınmış kişilerin üzerine arabalar var. Özellikle ekonomik geliri iyi olan insanlarda yani Türkiye için yaklaşık 10 bin ve üstü kazananlarda bize geldikleri zaman diyor ki eşimin haberi yok ama benim A bankasının şubesiyle öğrenir mi acaba 300 bin liram 500 bin Türk liram var diyor. Bunu öğrenmemesi için sizden yardım istiyor. Öğrenmemesi. Sorar mı? Öğrenmemesi. Mahkeme sorar mı diyor tüm Türkiye'deki mal varlığımı. Şimdi bakın bu evlilik zaten bitmiş. Oldu mu? Öyle ya. Ben şunu diyorum yatağa yattığınız zaman 3. sayfa haberlerine konu olup olmama korkusuyla yaşadığınız bir dünyada şifrelerin ne önemi var? Ya sırtını dönüp uyuyorsun. Bıçaklayıp bıçaklamayacağına eminsin de senden farklı bir hayatta bir gönül besleyeceğinde mi şüphem var? Var zaten varsa o iş zaten yürümüyor. Yani şunu düşünüyorsunuz. Aslında o boşanma noktasında, kırılma noktasında siz hayatınızı bir yastığa baş koyacağım, sırtımda bir güç olacak dediğiniz insanı kaybettiniz. Menin acısını, acı bile asilce yaşanır. Artık bu acı yaşanmıyor. Ne oluyor biliyor musunuz benim gördüğümde? Evet. Çünkü bu işin bir de psikologlara gelen terapi boyutu var. Evet. Şimdi o kızgınlıkla, o öfkeyle boşanacağım, burnundan getireceğim, bilmem neyine kadar seni alacağım ifadeleriyle yola çıkanlar boşanma gerçekleşiyor. Hani herkes böyle bir köşeye çekiliyor. Ondan sonra ah ben ne yaptım, vah ben ne yaptım. Çok pişman olanlar. Acaba yanlış mı yaptım? Çok büyük pişmanlıklar da olabiliyor. Ama o olayın vehameti ve sıcaklığıyla bir mal paylaşımı, kök söktürme, hıncı, intikam. İntikam orada o. Çocuğun velayeti üzerinden dövmek, bunu her yayında, her vesile, her ortamda söylemeye gayret ediyoruz. Bugün Türkiye'de hakikaten bu iş çığırından çıkmıştır. Özellikle bir kısım iyi niyetli olmayan bayanlarımız, erkeklerin üzerinden çocuğa velayet nafaka, yani nafaka almak için iştirak nafakası adamın neredeyse... Her yani ortada bırakacaklar. Evet. Geçelim mi mal davası? Hayır. Hayır. Bekleyecekleriniz yoksa. Hayır. Niye önemli? Çok mühim bir şey söylediniz. Çünkü burada heba olan çocuklar ve annelerin, babaların, daha ziyade anneler diyorum çünkü annelere gidiyor velayet. Elbette erkeklerde vardır bunda ama genel anlamda iki perspektiften de bakalım. Şimdi boşanmışsın artık bir ama ortada bir çocuk var. Ne babalıktan boşanabilirsin ne annelikten boşanabilirsin. Dolayısıyla çocuğu bu anlamda kullanan ebeveynlere de yönelik. Ben şahsi tecrübelerinizden dayanarak tavsiyeler de dinlemek istiyorum açıkçası, dinletmek istiyorum. Evet. Velayet anneye verildi diyelim. Velayet davasında yaşanan problemlerden biri babanın maddi durumu iyi olsa bile anneye gidiyor. Hayır, çocuğun yaşı ilk öncelik. Yani anne bakım ve şefkatine muhtaciyet diye bir cümle var. Zaten 18 yaşından sonra velayet diye bir şey yok ama kalmıyor. Şimdi örneğin 0 ile 8 yaş arasında bir annenin bez değiştirmesi, çocuğunun süt ihtiyacını gidermesi, hastalandığı zaman bakım ve ona yani annelik hakikaten fıtratı gereği bir bayana bence bir nakış gibi işlenmiş bir özellik. Evet. Baba ne yaparsa yapsın anne olamaz ama bir hakikatin de yerine söylemek lazım. Anne de ne yapsa baba olamaz. Babalık Allah'ın başka bir erkeklere verdiği özellik. Annelik bambaşka bir şey. Yani ben bir anne olamayacağım hayatta. Bir annenin de benim yerimi tutamayacağını idrak etmesi lazım. Boşanan biziz, çocuk değil. Biz çocuğu aslında zaten hayatta tek kanadı sökülmüş halde bırakıyoruz. Niye okula gidiyor annesiyle babası aynı anda veli toplantılarına katılıyor. Seyahatler beraber, kahvaltılar beraber, tatiller, akşam yemekleri, mutluluk o evde iyi ya da kötü. Bazen kapının içerisinde kavga olsa da beraber ama o çocuk bir babadan ya da bir anneden noksan. Şimdi böyle olunca bunu tamamlamak varken anneler genelde ne yapıyorlar? Bir, çok yüksek nafaka istiyorlar. Niye? Adamı bu şekilde hayatını bir nevi tırnak içerisinde felç etmek istiyorlar. Neden felç etmek istiyor? Çünkü ikinci bir hayatı ya, olmasın. Kuramasın, ikinci bir kuramasın. Yuva kurmasın, çocuk yapmasın. Bütün dünyası hala bizle meşgul olsun. Evet, intikama dönüştürüyor. İntikam bu. Biz bunun çok örneğini çok davada şu an görüyoruz. Başka bir perspektiften bakarsak ciddi bir kul hakkı olduğunu kendi şahsiyetim olarak o zaten kesin. İki, çocuklarınızı lütfen bir gün sonrası kimse
yarın ölmeyeceğine dair bir hatta salise sonrası için garantisi var mı? Yok. Ben şimdi babaya karşı doldurdum. Senin baban böyle kötüydü, şöyleydi, bize bunu yaptı, ortada bıraktı falan. Yolda karşıdan karşıya geçerken güm araba ikinize vurdu, Allah korusun. Sen öldün. O nefretle büyüttüğün çocuk ortada, şimdi ne anne kaldı ne baba. Babayı nefretten dolayı sevemedi. Anne zaten vefat etti gitti. Ne olacak şimdi? Sen çocuğu ortada bıraktın ya. Bunun garantisini verebiliyor musun? Yani yavrum, sen öleceğin güne kadar ben senin başındayım diyebiliyorsan eyvallah. Ama bunu diyemeyeceğimize göre hiçbirimiz çocuğu düşman yetiştirmeyin. Bizim izleyenlere en büyük mesajımız bu. Siz boşanabilirsiniz. Birbirinize kin dahi duyabilirsiniz ki dilemem. Ama bir gerçek var. O zaten sizden dolayı dünyaya gelmiş. Yani tertemiz bir şey. Sevmek zorunda değilsiniz. Ama saymak zorunda. Bile saymak zorundasınız. Hı. Ve o çocuğa bunun ceremesini çektirmek zorunda değilsiniz. Böyle bunun bir diğer, haddiniz yok değil evet, mi? Evet, bunun diğer bir şeyi bugün şimdi konuşacağımız mal davaları işte. Karşı tarafın canını acıtma konusu. Aynen. Geçelim bence. Çünkü sorularımdan şöyle bakıyorum. Eşlerin mal paylaşımı davaları. Yine bunlarla da çok bence içli dışlı olduğunuzu düşünüyorum. Mal rejimi sözleşmesi diye bir şey varmış. Bundan bahsedelim mi? Nedir bu rejim? Hay. Affedersiniz. Tuğba Hanım, şimdi bu eşlerin mal paylaşımı konusunu anlayabilmek için bu mal rejimini bilmek lazım. Seyircilerimiz hatırlayacaklar, bu Amerikan filmlerinde çok olur. Mal sözleşmemizde şu vardı, bu yoktu, onu alacağım, bunu alacağım derler. Bunun bir çeşidi bu sayılabilir. Türkiye'de 1 Ocak 2002 tarihinde bizim medeni kanunumuz ne oldu? Toptan yenilendi tamamen. O tarihe kadar yaklaşık 78 sene eski medeni kanunumuz yürürlükteydi. Eski medeni kanunumuzda şöyle bir kural vardı. Mal ayrılığı sistemi. Tekrar ediyorum, mal ayrılığı sistemi. Bu ne demek? Kısaca şu. Diyor ki mal ayrılığı sisteminde bir malın belgesi kimin üzerindeyse o mal onundur. Hemen örnek verelim. Şimdi bir evlilikte diyelim bir daire var. Kimin üzerine? Kocanın üzerine. O mal onun. Arkasından diyelim bir araba var. Bu da hanımın üzerine. O da onun. Sistem böyleydi. Şimdi böyle oldu ama haksızlıklar da oluştu. Çünkü Türkiye'de biraz böyle mal alınırken verilirken dışarıya karşı erkeklere falan fazla yazıldı, dendi. Bu sefer olmadı dediler. 1 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere edinilmiş mallara katılma rejimi. Bak şimdi eskiden mal ayrılığıydı. Şimdi edinilmiş mallara katılma rejimi diye bir rejim geldi. Bunun manası şu. Eşler evlilik içerisinde almış oldukları mallar, ki biraz sonra açacağız onların neler olduğunu, o mallarda ortak oluyorlar artık. Bunun en güzel tarafı şu, mesela bir ev hanımı evinde çocuğuna bakıyor, yemeğini yediriyor, eşine bakıyor. Eskiden bu mal ayrılığı sisteminde bir hakkı yoktu, bir manada yoktu. Ama şimdiki sistemde bu alınan mallardan, alınan paralardan ne oldu? Hakkı olur hale geldi. Böyle olunca uzatmayalım, mal rejimi sistemi evlenirken, nişanlıyken de yapılabiliyor. Evlenirken nüfus memurluğuna müracaat ediyorsunuz ya, evlenme işlemleri. O zaman da mal rejimini seçebiliyorsunuz kendi aranızda. Evlendikten sonra otomatik olarak zaten kanun sizi, yapsanız da yapmasanız da, edinilmiş mallara katılma rejimine girdiniz kabul ediliyor. Yani evet, bunları açacağız. Bunu belki bilmiyor ki çoğu kişi ama bu zaten otomatik olarak evlendikten sonra sistemde görünen bir şey. 2002'den sonra. Evet, değil evet. Mi? Doğru. Aslında çok güzel ifade ettiniz. Bu arada vaktimiz de var. Öyle sağ olsun arkadaşlar, onu, o konuda uyarısını yaptı bana. Şöyle bir şey. Ev hanımlarımız gerçekten ciddi emek verip hani saçlarını süpürge ediyorlar tabiri caizse. Onların biraz kadını o da pozitif ayrımcılık falan değil. Gerçek bir eşitlik aslında söz konusu. Doğru. Değil mi? Doğru. Evet. Şöyle bir şey söylemekte fayda var. Madem hani yaklaşık 25-30 dakikamız var. Şöyle düşünürsek bugün çalışan bayanlarımızın ekonomik hayatın içerisinde yer bulan, kariyer yapan, bir şekilde gayret eden, ekmeğinin peşinde olan insanlarımızın hakkıyla çalışan bayanlarımız bugün çocuklarını büyütmek için dışarıdan yardımcı bayanlar alıyorlar değil mi? Evet. Bu bayanlar neredeyse ücretleri dışarıda çalışılan iyi bir işe yakın bir ücrette, eğer donanımlıysa ücret istiyorlar. Bugün için 1500-2000 liraya yakın ücret istiyorlar. Bugün o açıdan baktığımız zaman 9-6 çalışan eve getirdiğiniz yardımcı bayanın ücreti sizin dışarıdaki normal işlerde aldığınız ücrete neredeyse mukabil bir ücret. Demek ki ev hanımı dediğimiz insanın, ki 24 saati bu evin bütün işiyle geçiyor. Şimdi erkek olunca tabii olayın bu açıdan bakması, eğer çok vicdanlı değilseniz biraz uzak kalıyorsunuz mevzuya. Niye? Hazır ütülenmiş gömlekleri giyiyorsunuz, pantolonları hazırsınız. Ama öbür taraftan baktığınız zaman da evde hiç durmadan devamlı çalışan bir şirket gibi yürüyen bir sistem var. Nedir bu sistem? Şu,
Sabah kahvaltı, siz evden gittiniz, bulaşık var. Öğlene kadar çocuk bakımı, çocuğu gönderdi, akşama kadar gene kıyafetler, akşam yemeği. Yani bu kanunun güzelliği şu oldu. Evde eskiden her şey %98 tapular erkeklerin üzerineydi. Hatta şöyle komik bir şey vardı, bahsetmekte fayda var. Bugün sahiller nasıl olsa kumsal kum hiç para etmiyor diye. Evet. Kumlu sahillerimizin büyük bir kısmı, Akdeniz için söylüyorum, davalarına çünkü Bedrettin Bey baktı. Orada sahil kesiminde yaşayan, işte Antalya, Alanya, Manavgat, Konaklı, oradaki insanların büyük bir kısmı esas bağlar yukarıda, yani daha yakın kesimde olduğu için para orada ediyor diye sahil kısımlarını kadınların üzerine yaptılar. Ama gün gelip turizm patlayınca bu sefer en kıymetli otellerin arazileri kumsallar oldu. Şimdi bu kumsallar çok ciddi para etti. Evet. Bir anda milyoner oldu o bayanlarımız, o kızlarımız. Şimdi bugün Ankara'da da mesela Çubukova'sının büyük bir kısmı hakikaten... Bağlıca mesela. Ya, 20 yıl önce, 10 yıl önce hiç yüzüne bakılmayan arazilerdi. İstanbul'da öyle trilyonluk. Batıya doğru ne, aman şehir ne zaman ilerleyecek diye. Bugün bakın işte Ataköy Şirinevler'den ilerse bundan 20 yıl önce neredeyse hani boş bir araziydi. Şimdi iğne atsan yer yok ve büyük bir kısmı gene bayanların üzerine. Yani çok kötü niyetle yapılmış, o iyi olmuş diyorum. Yani niyeti halis değilmiş adamın, ayağından vurmuş. Evet, aynen öyle. Değil mi? Böyle olmuş. Şimdi o açıdan bakarsak Bedrettin Bey'in söylediği edinilmiş mallar sistemi, evet, eskidenki mal ayrılığı sistemine göre aslında çok yerinde bir sistemdir. Evet, her ne kadar erkekler bu konuda birazcık aksi görüş beyan etseler de, evet, bence adaletin tecellisinde en önemli şeylerden biri bu. Ne güzel bir beyefendilerden böyle şey duymak. Katılıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl? İsterseniz katılmayın diyeceğim. Şimdi mesele az önce ifade ettiğiniz çok güzel. Bir gün temizliğe aldığınız bir bayan en az 150 TL alıyor. Doğru. Tek bir güne. Doğru, evet. Evin. Ve düşünün bunu ömrü boyunca yapıyor kadın. Az önce ifade ettiğiniz. Bunun içinde bir yemeği var, ütüsü var. Bir sürü vücut eforu sarf ediyor, emek veriyor. Bir de bunun yanında ekstra hani dışarıda çalışan bayanlarımız da var aynı zamanda. Yani eve yine maddi destek de oluyor. O yüzden hani ekranları başında inşallah dilerim Allah'tan erkeklerimiz de vardır ki biraz ellerini vicdanlarına koysunlar. Hani bu anlamda mal paylaşımı, ben çalışıyorum, kadın oturduğu yerde yiyor, bir de ortak olduğu şeklinde ifadeler. Biraz tabii bilmiyorum hani Allah'a karşı nasıl gider, nasıl Kurban, değer bilmiyorum. İslam'ın en büyük kuralı var. Kul hakkı değil mi? Ne diyor Cenab-ı Allah? Hakkı mı yoksa? Bize kul hakkıyla gelmeyin, evet, diyor bana diyor. Şimdi bir hanımın evdeki o faaliyetler kul hakkı değil de nedir? Eğer sen onun üstüne yatarsan. Hakikaten. Kendini bir insan. Vazifesi görüyor. İşi yapacak onu deme var ya bizde maalesef. Evet, evet. Hoş olmayan şey. Ama orada iş bölümü de var. O işleri yapıyor. Şimdi, sen de o birini yapıyorsun. Bu iş, kul hakkı. Çok mühim. Finalini düşünmeyince insanoğlu, evet, bence hata orada. Evet. Finale ilişkin yani bitişe ilişkin bir kaygısı olmazsa bu kaygı onu güzelliğe de götürmez. Neden? Evet. O hayatınızın gençlik, çok atraksiyonlu, çok böyle yeni cümle olduğu için action'lı, hareketli dönemlerinde evlilik içerisinde birazcık bu işlerde kendinize marangoz keseri gibi her vurduğunuzda biraz alıyor gibi görünebilirsiniz. Peki, erkeklerin ortalama ömrü bayanlardan 7 sene kısadır. Siz daha önce bilimsel bir gerçek. Evet. Allah uzun ömür versin hocam. Şimdi yaşlandığınız zaman aslında o bayan sizin hayatta biraz önce Bedrettin Bey'in söylediği, evet, gibi İstanbul evlerinin birbirine dayandığı gibi dayanacağınız. Evet. Kimden neyi kaçırıyorsun? Yapma. Yapacağın, evet, tek şey o. Geri güzel ifade ettiniz. Şimdi mal paylaşımında bu dediğimiz olay yerini belki buldu adalet anlamında. Şimdi bir de edinilmiş mallar ne demektir? Hangi mallar edinilmiş kapsamına giriyor diye sorumuz vardı. Hayır, hayır. Belki cümlesine edinilmiş geçtik ama. Mal demek. Hı. Ben bir şey hani didindim edindim diyorsun ya. Bu işte didindim edindim bu. Didindim edindim. Evet. Kafiyeli oldu güzel yani. Evet. Didindimek ne demek? Çalışmak. Evet. Çalışarak elde ettiğin. Gerek alnın terledi, gittin çapa yaptın, gittin işte hukukçuysan duruşmaya girdin, spikersen yayın sundun, kameramansan kamerayı tuttun, evde süpürgeyle bir şey yaptın, evet, temizliğe gittin, mantı açtın, yaptın, çalıştın. Çalışarak edindiğin malların karşılığı. Başka? Para. Bunun karşılığında ne alıyorsun? Lidyalılardan iş önce kolaydı. Al armutu, ver elmayı. Bitti. Lidyalı bir buldu parayı. Şimdi her şeyin karşılığında bir değeri var. Sen o çalıştığının karşılığında alıyorsun para. Aldığın para da yetmiyor. Parayı veriyorsun. Sadece çokomel alsan gene iyi. Bu sefer alıyorsun araba, alıyorsun ev, alıyorsun kooperatif, arsa. Bu çalışarak elde ettiğin şeylerin karşısında. Didindik ama ne aldık? Bir tane evimiz var işte. O bir tane ev zaten edinilmiş mal. Bununla beraber sosyal güvenlik kuruluşlarından,
hepimizin sigortaları değil mi? Çalışırken hayatta başımıza Allah vermesin bir iş gelirse diye evet. O kendimizi güvende hissetmemizi sağlık açısından, emeklilik açısından bir nebze hani en azından bize düşen kısmıyla korumaya kalkanın altına koyduğumuz neydi? Sosyal güvenlik kuruluşlarına evet. Ya da özel sigorta şirketlerine yaptırdığımız şeyler. Buradaki yardım kuruluşları işte polislerin sandığı var biliyorsunuz diğer kuvvetlerin şeyleri var. Onlara verilen ödemeler, emekli olduğunuz zaman 100 bin, 150 bin, 200 bin, 40 bin, 70 bin bir şey veriyorlar. O para, edinilmiş mal. Çalışma gücünün Allah kimseye vermesin kaybıyla ödenen toptan tazminatlar. Bugün bizi izliyorlarsa Tuzla'daki gemi çalışanları, gemi yapımında çalışan insanları Allah kolaylık versin. Bir demir düşüyor, yarısı gidiyor insanın, kolu i̇nşaat gidiyor. İşçilerimiz. Ya inşaat işçilerimiz düşüyorlar. Gerçi onlar için artık birazcık hani bazı güvenlik iyileştirmeleri var ama hatta dün değil önceki gün bize gelmişti. İnşaatta bir sıva işçisi elini masaya koydu, ben de şaşırdım. Hocam dedi, buna ne alırız dedi. Şimdi ben de ne alırız anlamadığım için eline bir baktım. Bedrettin Bey'e de fotoğrafını gösterdim. Bu parmak şuradan yok. Ay, evet. Şimdi basit görünüyor ama dedi ki benim vücudumun bir kısmı gitti dedi. Bir düşündüm, hakikaten kötü bir şey. Yani bilir kişiye sorduk, %1 kayıptır diyor. O da şu kadar para eder diyor. Ama bakın sonuçta bir karşılığı var. Evet. Bu kol da olabilirdi. Matbaalarda çok ekseriyette başa gelen işlerden biri. Otosanayinde araba üzerine düşüyor, vinçten, liften. Bunlar oluyor. Öyle olunca çalışma kaybını karşılığındaki şeyler, iş kazaları, trafik kazası. Trafik kazası sonucu malumunuz Tuba'nın çok ciddi tazminatlar artık ödeniyor. Evet. Çünkü bir adam öldürme gibi bir suça neredeyse girmiş oldu bu iş. Ve kişisel malların gelirleri. Ne kişisel mal? Evet, o kişisel mala da girelim. Bunlar neler mesela? Evet, ben onu hemen... Hay Bedrettin Bey de o kısmı anlatsın. Tamam. Şimdi zaman zaman biz telefonlar alıyoruz Tuba Hanım. Mesela diyor ki bir anne baba arıyor. Bedrettin Bey diyor, benim bir kızım var diyor. Bu okudu. Mesleğe başladı. Maşallah para da kazanıyor diyor. Kendisine güzel bir araba aldı diyor. Bir ev aldı. Bankada da şu kadar parası var diyor. Şimdi diyor bir genç de evlenme arefesinde. Biz korkuyoruz diyor. Şimdi evlendikleri zaman hani evlenmeler hep başarılı olmuyor diyor. Bir aksilik olur, boşanırlarsa bu aldıkları mallara bizim damat olacak, müstakbel damat diyor, aynen böyle söylüyor. Ortak oluyor mu diyor? Ortak oluyor mu diyor, korkuyor şimdi yani evlenecek ama... Haklılık sebebi de olabilir yani bu haklı soruyu tabii, ben çok haklı. Samimi buluyorum evladı haklı. İçin. Evet, şimdi böyle başlıyorlar haklı olarak. Yani evlenmekten korkuyor çünkü biz evlenme öncesi olan malımız ne olacak hikayesi var. Çünkü evliliklere giderken neyi var diye soruyor. Artık erkekler de kadınlar için soruyor. Aynı şey, okumuş mu, maaşı var mı diye sordukları için. Doğru. Siz de hariye art niyet aramaya başlıyorsunuz. Doğru. Sen ne için evleniyorsun doğru. diye. İşte buradan işte ben de oradan hem sevgili seyircilerimize bize telefonlara soranlara diyoruz ki hiç korkmayın. Niye? Bu kişisel mal. Ne demek? Daha ben evlenmedim. Evlendikten sonra mal rejimi sözleşmesi başlar. Evlendiğin gün başlar. Ben evlendim mi? Yok. Evlenmediysem bana babamdan, atamdan miras kalmış. Ben kazanmışım. Öyle olmuş, böyle olmuş. Neyim varsa benim malım benimdir. Yani kişisel maldır. Evlendikten sonra da evlendikten devam edermiş. Evlendikten sonra da benim aynı şekilde. Boşanırken de gene benim olacak. Tamam. Bundan dolayı sevgili babalara, annelere söylüyorum. Çocukları evlendirin. Korkmayın. Korkmayın. O mal onların. Tek hayırlı işleri evet. olsun da. Bir de şunu söylüyorlar Tuğba Hanım. Mesela evlilik devam ederken hanımlar daha ziyade bunu söylüyor. Bedrettin Bey diyor, benim babam, annem rahmetli oldular diyor. Onlardan bana miras iki daire kalıyor. İşte şu kadar da para kalıyor. Ne olacak diyor, şimdi eşimle de zaten tadımız yok diyor. Bizim hava bulutlandı. İleriye doğru zaten istikbal vaat etmiyor bir evlilik. Ne olacak bu paralardan benim eşim hak alacak mı diyor. Onlardan da alamaz. Hı hı. Yani evlilik öncesi veya sonrası eşlere gelen miraslardan da alamaz. Tamam. Evet. Sohbetimize devam edeceğiz ama sosyal medyadan sorular var. Onlara da dönelim. Mesela benim yine sorularım var. Şimdi değer meselesi var. Evet, tamam. Ona da girelim hocam belki. TRT Yeni Güne merhaba. Instagram ve Facebook hesabından bizleri kıymetlilerimiz takip ediyorlar. Evet. Mesaj ya da yorum yazıyorlar. Ve birkaç tane soru varmış. Mesela Ayşe Hanım demiş ki davayı hangi taraf açmalı? Boşanma davası. Biliyorsunuz Türkiye'deki boşanma davalarına bakıyoruz. Mal paylaşımına bakıyoruz.
soruya ek bir şey ifade etmek istiyorum. Etrafımızda gördüğümüz vakalardan da yola çıkarak. Kadın boşanmayı çok istiyorsa, eğer ben açarsam çekişmeliğe gider, onuru kırılması meselesi var ya bizim Türk halkında. Yani işte özellikle sen aç da, hadi sen beni boşamış ol ama yeter ki düş yakamdan tarzında yaklaşımla kolaya götürmeye var işi. Siz evet. Ne öneriyorsunuz? Boşanma davasını her iki tarafta açabilir mi? Şimdi davada tarafların cinsiyet ayrımcılığına dayalı açma özgürlüğü ya da pozitif ayrımcılığı diye bir şey yok. Ama uygulamada bir gerçek var. Ekseriyette bayanlarımızın açtığı davalara nispeten erkeklerimizin açtığı davalarda mahkemeler bayanlarımızı korumak adına eğer erkek davasını ispatta, yani karşı tarafın bayanın kusurlu olduğunu ispat ederken şahit delili, diğer deliller, kesin delilleri ortaya koyarken sıkıntısı varsa o zaman erkeğin açması çok İyi bir karar değil. Neden? Mahkeme diyor ki hem suçlusun hem güçlü olup kadını boşamak istiyorsun. Ben de seni boşamıyorum diyor. Genel mantık bu. Ama burada şimdi sizin sorduğunuz soru üzerine kim açarsa faydalı. Bir kere burada iki tane ayrım yapmak lazım. Açacağımız sebepler bizim o 6 aylık sürelere dayanıp da affettik diyeceğimiz hikayelerin içerisinde bulunan olaylardan mütevellit sebeplerse, örnek adamın aldattığını gördünüz. Facebook'ta başkasıyla beraber oluyor. Görünüyor, yazıyor, çiziyor, beraber resimler koyuyor, tatile gidiyor ve hatta birlikte yaşıyor. E şimdi ben canım o açmasını bekleyeyim dersen belki adam 10 sene daha açmayacak. Ama sen 10 sene boyunca ilk 6 aydan sonra onu affet sayıyorsun. Öyle olunca burada olay şu. Yağ, şeker, un. Bedrettin Bey'in hep örneği. Yani bunu helva yapacaksan bu üçünün bir zamanı var değil mi? Suyu döktün üstüne onu döktün mü olmuyor. Şimdi bunun gibi iyi aşçı kafasında bir şeyi netleştirdiyse, bir kere boşanmayı kafaya koydunuz ve sonuçlarını da kafaya koyduysanız ve artık bunu ispat delilleri olarak şahitleriniz, hep o örneği veriyorum. Düğünler en kötü 50 kişiyle 500 kişi arasında oluyor değil mi? Boşanmak için 4 tane görgü şahidi getir diyoruz, bir tane getirilemiyor. Niye? Boşanma çok yalnız bir iştir. Yani bunun ne kadar soğuk bir kelime zaten. Evet maalesef. Ben bir iki ilave yapayım müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi efendim... Türkiye'de tabii hakimlerimiz de insan, etten kemikten. Normal olarak bir erkek açtığı zaman davayı, hakim, davacı erkekse şöyle bakıyor. Erkeğe de veya avukatına diyor ki niye boşanıyorsun kardeşim? Niye diyor. Bana anlat diyor. Yani boşanma sebebini anlat, aklım yatsın o zaman karar vereyim diyor. Bir hanım açtığı zaman davayı yine aynı hakim şöyle düşünüyor kendini insan olarak genelde. Diyor ki bir kadın canı yanmadan boşanma noktasına gelmez, yuvasını dağıtmaz diyor. Orada hanımlara biraz tolerans bir manada. Yani bu canı yanmasa bu kadın gelip de bu boşanma davasını açmaz diyor. Orada biraz daha boşanmaya yakın esnek düşünüyor. Esnek olabiliyor. Ama erkeklere gelince niye boşanıyorsun diyor. Bir anlat bakalım diyor. İkna olmam Bence lazım. Bence çok güzel. O ölçü önemli diye düşünüyorum. Yoksa Sabri Bey'in söylediği gibi şartlar oluşmuşsa... Efendim onun onuru bu. Ya kardeşim sen evliliği yürütememezsin. Kusura bakma senin onurun olsa ne olur olmaz. Boşanıyorsunuz öyle mi? Hangi onurdan bahsediyorsun? Daha kötü ne olabilir o noktada yani diye. Yani orada artık işin hala tadı çıkarılıyor diye düşünüyorum. Evet. Bırak onu sen. Ne kadar güzel bir ifade kullandı boşanma. Şimdi boşanma yalnızdır. Düğün dernekte davetiyeler sayılır. Herkes gelir gider. O şamatadır. Evet. Ama boşanırken de soğuk Ait bir sessizliği vardır böyle. Doğru. Bana sonuçta evliliğin ölümü boşanma. Tabii. Az önce ifade ettiğiniz şeyi de çok dikkatimi evet. çekti. Kadına olan orada bir dikkat ediniyor. Bu boşanmak istiyorsa var demek ki bunun evet. bir geçer sebebi. Neden? Çünkü Türk toplumunda kadın için boşanmak bir lekedir. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Çünkü lekeymiş gibi yaşatılıyor, hissettiriliyor. Bu da bence bizim ayıbımız toplum olarak diye düşünüyorum. Kadın kolay kolay bunu göze alamaz. Zaten hani boşanmış kadın olma evet, imajını çizdiren bir kültür içinde yaşıyoruz maalesef. Bunu gene yaratan, evet. ortaya çıkaran, meydana getiren gene kadındır. Aynen kadının kadın Bakın, olan aslında bakışı. Ben hep onu söylüyorum. Erkeği yetiştiren kadındır. Evet. Ben şimdi 36 yaşındayım. Bedrettin Bey benim babam. Hem meslektaşım hem üstadım hem babam. Alt üstte oturuyorum. Ömrümün 36 senesi. Allah başınızdan eksik. Amin. Uzun yıllar inşallah hepimizinkini. Uzun zamanımızı beraber geçiriyoruz. Kart vizitlerimiz önlü arkalı, masada isimlerimiz yan yana. Yani her şey... İmrendim sizi. Ha. Şimdi böyle bir hayatta, bakın ben hiçbir zaman Bedrettin Bey'le arkadaş olmadım. Evet. Ona müsaade etmez. Hala bir aramızda... Baba oğul. Evet.
bir duvar vardır. Cam duvar. Yani ben onu aşmak istediğim zaman kafayı vurduğum bir duvar. Evet. Böyle olunca şimdi evlilikte de insanların arasındaki o duvarı kaldırmak yıkıyor o işi. Ama size bu duvarları anlatan, o terminolojiyi, işte o kız şöyledir, bu erkek böyledir diye tırnak içindeki argoları size aksettiren bayanlarımızdır. Hiçbir erkek, babası eğer çok kötü niyetli değilse, sizin yetişmenizde bir anne kadar faktörü hiç olamaz. Niye? Baba evin geçimiyle işi. Hiç kimse kusura bakmasın, ben hep yayınlarımda söylerim. Beni izleyen, takip edenler bilir. Çocuğu ana yetiştirir. Kesinlikle. Bu benim düsturumdur. Şartlarından dolayı, hayatın şartları, aile yapısından dolayı bu böyledir. Adam dışarıdadır çoğu zaman. Yani evin teknik anlamda sorumluluğu ondadır. Ama manevi ve ruhsal, psikolojik eğitim sorumluluğu genelde annelere düşer. Çocuk daha çok anneyle vakit geçirdiği için. Bu bir gerçek. O yüzden biz çocuklarımızı yetiştirirken toplumu da inşa ediyoruz. Boşanan kadına bakış açısını oluşturan gene anneler, yani bizler oluyoruz bu anlamda. Bir iki cümle ilave etmek istiyorum. Aile yapıları arasındaki değişimden bahsediyorum. İşte zaman zaman biz de bu AVM'lere falan gidiyoruz eşimizle beraber. Orada bakıyorum 2-3 yaşındaki çocukları orada ağlıyor, ortalığı karıştırıyor. Anneleri, babaları aynen böyle şimdi. Yavrucuğum lütfen. O lütfeni dinleyen hiç yok. Ben diyorum ki bu nasıl anne babalık? Bu nasıl çocukluk? Yani samimiyetle söylüyorum. Bizim rahmetli babamız Hulusi Kentmen gibiydi. Şöyle evde otururken inanın. Şöyle bir baktığı zaman o baktığı yer düzelir. Konuşmasına hiç gerek yok. Hiç ama. Hayatında bize bir fiske vurmadı inanın. Ama biz hayatımızda babamızın yanında ne yüksek sesle konuşabildik ne bir şey. Hiçbir laçka ilişki yoktu değil mi? Ben de oğlumla ilişkim söylediği gibidir. Ben onun babasıyım. Şimdi bazı insanlar söylüyor, olabilir, herkes kendine göre. Ben oğlumla arkadaşım, beraber yer içeriz, bilmem neler yaparız. Arkadaş ben babasıyım ya. Olur mu öyle şey? Ben babasıyım. Ya babası ama olarak da eğlenebilirim, tabii, gizli tozabilirim öyle değil mi? Eşimle bile. Baba olmak buna engel değil bu aktivitelere. Aman efendim, ben saçı için gerçekten dünyayı yakarım. O da ayrı bir şey, o da ayrı. Evet. Eşimle de öyle. Ama benim bir özel hayatım var. Onun da bir özel hayatı var. İnsanlar öyle affedersin her şeyi birbirine vıcık vıcık karıştırdığı zaman ne sevgi kalıyor, ne saygı, ne otorite kalıyor. Sen şimdi babasını orada refüze edersen anne olarak çocuğun yanında. Yarın o çocukla alakalı bir konuda babaya nasıl şikayet edip onu nasıl yola getirmesini ya da nasıl dinlettirecek? Biz saygıyı mesafe gibi gördük. Hayır, tabii. Uzaklık. O uzaklığın sonuçlarını da çok ağır ödüyoruz. Evet. Çünkü gizleme ve yalan ortaya çıkıyor. Yani o zaman en basiti karneler değiştirilerek eve gelmeden, evet, tutuyor. Merve'lerde ders çalışmaya gidiyorum deyip aslında atölye salonlarına doğru gitmeye başlıyor iş. Evet. İşin gerçeği bu. Benim şeyim şu, puslam, boşanma için de böyle. Vicdanen onun karşısına çıkacağınız bir hayatta hayatınızın her saniyesini anlatabilecek kadar rahat yaşadıysanız hiç problem yok. Evet. Bu işin başka hiçbir şeyi yok. O yüzden şey değil değil mi? Eve geldiği zaman karı koca ikisi de içinde geçer bir söyleyeceğim. İşte neredeydin bugün? Kimle gittin yemeğin? Geç mi kaldın? Şu an neredesin? Diye söylenmeler. Sorular savcılık soruşturmasındaki iddianamede yer bulsun diye sorulmuş tarzının dışında değil de hayatı paylaşma niyetiyle soruluyorsa eyvallah. İyi oldu. Yani orada R harfini bile Y yaptığınız zaman hayatta örneğin çok sempatik bir hale gelir ve evliliğiniz belki yıkılacak çok şeyini düzeltiriz. Ama neredeydin bugün? Kimle beraberdin? Onunla niye yemek yedin? Ya arkadaş asma beni. Yani ben zaten o dünyaya gittiysem bu eve gelmem. Sen zaten bu evi beni burada tutacak insansın öyle ya. Sevgin... Ev değil aslında. Evet. Evde o evi, o aile hayatını paylaştığımız bireyler özü bizi getiriyor. Aynen eve. Ev dediğimiz şeyi, evliliğin ilk söylediğimiz şeydi. Ev alma gibi görürsek, hı hı, içindeki insan kalmıyor. Olayın özü bu. Ya da değişebiliyor insan. Evet. Şimdi Mehmet Bey'in sorusu da şöyle. Şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davalarında neye göre karar veriliyor? Belki bunu yanıtladık ama Mehmet Bey'in cevabı olması açısından bir cümleyle hocam. Orada gerçekten şiddetli geçimsizlik var mıdır? Bu evliliğin eşlere, varsa çocuklara ve topluma faydası kaldı mı kalmadı mı? Evet. Hakim elini vicdanına koyacak. Boşanma davalarında hakimlerin takdir hakkı çok geniştir. Diğerlerine benzemez. Orada gerçekten topladığı bütün delilleri şöyle toplayıp sıkacak. Diyecek ki bu evlilik hakikaten bitmiş mi bitmemiş mi? Bitmişse boşanmaları hayırlıdır. Biz gerçi biraz programımızı şöyle ağırlık noktasında aman boşanmayın çok kötü falan diyoruz ama bazen evet bu bir gerçek. O evlilik bitmişse artık onu devam ettirmenin hiç kimseye faydası yok. Bir de Allah korusun bunların attığı kıvılcımlardan yangınlar çıkıyor. O onu bıçakladı, bu bunu öldürdü. Günah değil mi? Dünya geniş olabilir. Evlendik iyi niyetlerle. Yürümedi olur.
O zaman da arkadaş adam gibi boşan, efendice boşan, öyle mi? Şunu kadında ifade etmekte yarar var değil mi? Hiçbir evliliğin garantisi yok. %100 ben hayatımın sonuna kadar seninle olacağım diye bir şey yok. Bunun ölümü var. Bunun dediğimiz gibi hastalığı var. Hayatın bize ne getireceğini bilmiyoruz. Doğru. Ve insanlar hiç boşuna oturdukları yerde şunu demesin. Benim hayatta bu başıma gelmez dediğimiz birçok şey bizim büyük konuşmamızda, imtihanımızda olabiliyor aslında. Orada bir iki cümle ilave edelim müsaaderseniz bir şey bozmadan. Bütün sıkıntı şuradan kaynaklanıyor Tuğba Hanım. Benim kendi tecrübelerim. İnsanlarda çok fazla bir ihtiras var. Hiç kimse kabına sığmıyor. Bu çok kötü. Kabına sığmıyor. Herkes daima bir fazla, daima bir fazla, daima bir fazla. Böyle olunca orada iş kötü oluyor. Yani bir şükretme derdimiz yok bizim. Evet. Araba almış, aman efendim yeni modelleri çıktı. Ev almış daha iyisi. Ya arkadaş, bir de insanların imkanları var, öyle mi? O zaman sosyal ilişkilerin ve sosyal hayatın da evlilikleri nasıl baltaladığını örneği aslında tabii, bu hocamın söylediği. Tabii, çok önemli, çok önemli. Zuhal Hanım, boşanma ile mahkeme uygulamaları nelerdir demiş. Şimdi boşanma kararını almış çiftler varsa yapacakları hani aşamaları İlk özetler iş. Miyiz? Şimdi avukatınız yok, mahkemeye gittiniz. Bir boşanma davasını yürüttünüz, şahitler dinlendi, her şey yerine yapıldı, yerine getirildi. Mahkeme ayağa kalk, geriye düşündü, hüküm dedi o filmlerdeki hani tiyatral hava. Ne dedi? Bir, tarafların boşanmalarına. İki, varsa maddi manevi tazminat istemleri her iki tarafında karşı dava ve asas dava açısından reddine ya da kabulüne. Burada kusur oranı belirliyor bunu. Üç, işte tarafların çocuğunun varsa bir velayet hususunda karara ilişkin bir şey. Evet. Çocuğun velayetinin anneye örnek verilmesine, baba tarafından kişisel ilişki görüşülme hakkı tanınmasına. Nedir işte mahkemenin ortak kararları genelde ayın birinci ve üçüncü haftası 9'dan 7'ye kadar falan bu tip şeyler. Dört, varsa işte bir velayetle beraber nafaka çocuk için. Varsa kadının yoksulluk durumuna düşme durumu ve talep varsa yoksulluk nafakası verilmesine. Yani elinizde bir tane şey oluyor, mahkeme kararı. Peki biz duruşmadan çıktık, ne yapacağız? En sık hata, eve gidiyoruz, oh bitti diyoruz. Bitmedi ki. Evet. Hakikaten bitmedi. Ne yapacağız bitmesi için? Mahkemeye gideceğiz, geri diyeceğiz ki bu kararları tebliğ et. Kime? Bana. Niye? Bir gerekçeli karar yazılması lazım. Bugün küçük illeri tenzih ederim ama genelde mahkemeler verdikleri kararları bir ay içerisinde gerekçeleriyle yazarlar. Yani ben seni kusurlu buldum ama sebebi şu şahidin söylediği şu şey. Dinlediğim mahkemede işte şu delil, örneğin Facebook'taki fotoğraf, bu sebeplerden dolayı senin kusurlu buldum ve 20 bin, 30 bin, 50 bin neyse bir tazminat verdim sana. Bu anlamda gelen şimdi dediniz ya az önce işte Facebook'taki falan deliller. Emine Demir demiş ki sosyal medyadan elde edilen yazışmalar ve fotoğraflar boşanma nedeni ve delili olur mu demiş. Bu hemen anlamda oluyor değil mi? Tazminat için ama belki. O konuda çok incelemeleri ben var. Ben epey makale yazdım o konuda. Öyle mi? Evet. Dinleyelim sizden şimdi belki bu soru cevabı. Bugün boşanmaların %90'ı zaten bu sosyal medya. İnanın benim gözümde bu. Yani bu akıllı telefonlar bizim millete özür dilerim biraz fazla olacak ama akılsız yaptı. Evlilikleri yıkıyor. Evlilikleri yıkıyor. Bugün hepimizin cebinde bir dünya var. Herkesle, hiç hayatta tanımadığımız insanlarla birbirimize video kaydı gönderebiliyoruz. Evet. Beğeniyoruz, beğenmiyoruz, dürtüyoruz. Bu tip şeyler var. Yani düşünsenize bir uygulama var ve dürtme tuşu var. Yani normalde aslında şiş demek işte. Evet, işte o şiş demek. Aynen öyle. Öyle olunca diğer bir uygulamada her saniye hiç olmayan yerden işte yayalım yayalım diye bir sürü tweet atıyoruz. Evet. Bir sürü fotoğraf koyuyoruz. Her anımız gülümseyen bir selfie. Sanki dünyada hiç bizim mutsuzluğumuz, kederimiz, gamımız, hiç derdimiz yok. Hep gülen. Hep gülelim. Dünyada başka bir derdimiz yok. Dünya dönüyor zaten. Evet. Şimdi böyle bir dünyada evlilik dönmüyor işte. Dönmeyince ne oluyor? Duruyor. Durdu mu da güneş yakmaya başlıyor. Nasıl yakıyor? Şöyle. Sizin musluklarınızı o kadar şeyiz ki sabah çok mutsuzum yazıyorsun. Japonya'daki adam sana benle sohbet et mutlu edeyim yazıyor. Şimdi bakın evlilik bitti. Bir satırla bitti hem de. Alın size delil. Ben onu oradan silsem de Facebook'tan geliyor. Gelince sosyal medyada yaydığınız her şey bir delil. Ama nasıl? Bugün boşanma davalarını açan bayanlarımızın, gene iyilerini tenzih ediyorum, %60'ı erkeklerin cep telefonuna gizli yazılımla bütün WhatsApp konuşmaları, SMS kayıtları, Facebook kayıtları, Instagram kayıtları ve Twitter kayıtları. Bunların tamamını anlık kendi ceplerine o gizli program sayesinde döktürüyorlar. Şimdi bize geliyor diyor ki benim... Erkekler cidden bu anlamda safmış değil mi yani? Saflıktan ziyade başlarına ne geleceğine bilmeden hareket ediyorlar değil mi? Diyor ki benim eşim dün gece ben uyudum ama benden sonra bilmem neyle bu kadar sohbet etmiş.
Bunu davada delil olarak kullanabilir miyim? Özetle, karşı tarafın rızası olmayan ve alenileştirmediği hiçbir şeyi davada yasak, yasa dışı delil olduğu için kullanamazsın. Evet. Bu tip gizli yazılımlar, gizli cep telefonu yazılımlarıyla hiç kullanamazsın. Başını ağrır, karşı taraf özel hayatın gizliliğine dokunduğun için sana ceza davası açar, bedelini ödetir. Çözüm, zaten her şey çok aleni. Öyle ya. Aleni, yani şimdi ben bazı evli çiftler tanıyorum, orada evlilik durumu, ilişki durumu karma karışık yazıyor. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Hakikaten. Parçalı bu bir de bir boşanmamış sebebi. Böyle bir şey, bu da bir neden. Neden tabii. Peki bir şey soracağım. Orada diyelim ki hiç fark etmez cinsiyeti. Sosyal medyada bir yazışma gerçekleşti. Hı. Sanal aldatma başladı, artık ne kadar gitti bilmiyoruz. Karşıda diğer şahsa da tazminat davası açılması gibi. Eşine karşı açabilirsiniz. Sadece eşinize karşı. Hayır ya. Örneği yani dinleyici ve izleyicilerimiz için anlatalım. Evet. Şimdi bir erkekle bir bayan. Bayan tuttu bir başkasıyla yazışmaya başladı. Hı. Hem de çok aleni ya da gizli. Onun da evli olduğunu varsayalım. Tamam. Yok mu örnek? Çok. Var. Bu tip bir örnekte. Şimdi öbür tarafın eşi sizin eşinize karşı, yani bayana karşı dava açabilir. Benim evliliğim senin yüzünden bitiyor diye. Manevi tazminat. Niye? Orada da bir yuvayı yıktın. Bu bir domino etkisi aslında. Hı hı. Sen buradan vurunca bütün evlilikleri sırayla düşürüp gene kendine geliyor iş. Hı. Burada sorun şu. Biz sosyal medya dediğimiz genel bu dört kulvar, Twitter, Instagram, Facebook ve WhatsApp diyelim. Buradaki gruplar mesela, biz bir davamızda eşi gruptan çıkardı kocasını. Diğer gruptaki insanlarla o kadar fazla sohbet ve o kadar olmayacak fotoğraflar yaydı ki biz davamızda geri grubu aldığını unuttuğu an hepsinin kaydını aldık, dosyaya koyduk. Şimdi ama o arada bizi aldığı izni sırasında koyduk. Gizli koymadık. Çözüm. Sosyal medyada her şeyi en başta bütün dünyanız takip ediyor. Hatta öyle ki bazıları sosyal medyayı rasathane gibi kullanıyor. Sadece gözlem amaçlı. Yani aslında Facebook'ta ve şeyde var ama. Gözlemlerinde hangi güçler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bugün evet. Bizim nerede olduğumuzu uzaydan fotoğrafla bulduk şu anı. 5 metre yanılmayla. Evet, aynen öyle. Son sorumuzu da ben size ileteyim, ondan sonra toparlamak adına. Çünkü sizinle zaman su gibi akıp geçiyor, öyle söyleyeyim. Son sorumuz, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz demiş ki yurt dışında boşandım, Türkiye'de geçerli mi? Bedrettin Bey. Evet. Tanıma. Onunla alakalı biz yıllarca programlar yaptık. Yurt dışında Türk vatandaşları dünyanın her yerinde boşanabilir. Her yerinde. Boşandığı o mahkeme kararını kesinleştirdikten sonra o mahkemede kararından Türkiye'deki nüfus idaresi haberdar olmaz Tuğba Hanım. Olmadığı için burada evli görülür. O nedenle o boşanma kararının orijinalini, tasdikli tercümesini Türkiye'de Aile Mahkemesi'nde tanıma davası diye bir dava var. Hı. Ne demek? O mahkemenin kararını Türk mahkemesi de tanıyacak. Onaylayacak. Evet. Tabiri caizse Türk hukuk süzgecinden geçecek. Çünkü her boşanmayı Türkiye tanımayabilir. Bizim medeni kanun şartlarına uymuyor diye. Tanıdığı zaman mahkeme, ondan sonra o karar Türk mahkemesinin kararı oluyor. Bizim hakimimiz mühürlüyor ve nüfusa bildiriyor. Bu şahıs boşanmıştır diye. Eğer bunu yapmazsa boşanmamış olur. Türkiye'de bu sefer ne olur? Eşiyle miras davası olur. Bizim bir müvekkilimiz boşanmış, kararı da koymuş Almanya'da 22 sene bir Alman sene. Hanımla. Hala evli. 22 sene sonra bir sormuş, demiş ki ya sen ölürsen bu Alman hanım senin mirasın. Vay ben yandım anam diye hemen tuttu tanıma davası açtı. Niye? Mirassız oluyor diye. Uzatmayalım. Yurt dışında boşananlar mutlaka Türkiye'de bir tanıma davası açsınlar. Süremiz o ellerindeki belgeyle zaten, evet. Onları translate çevirisiyle. Bunda çok özellikleri var. İleride gerekir özel bir programa yapabiliriz. Evet. Çünkü yurt dışında bizim 5-6 milyon insanımız var. Onların özel sorunları var. Ayrı bir konu olabilir. Ben müsaadenizle zannediyorum 3-4 dakikamız kaldı. Evet, maalesef. Mal rejimi dedik ama Sabri Bey. Kısaca ben mal rejimi şöyle kısaca bir toparlayalım. Çünkü tam giremedik. Hı hı. Geniş bir konudur. Şimdi eşlerin boşanma davası ayrı bir dava Tuğba Hanım. Onu karıştırmayalım. Boşanma bitip kesinleştikten sonra da mal konusu açılıyor. Hı. Ama o zamana kadar malları açmaz, kaçırmasın diye boşanma davasını biz önce açıyoruz. 3-5 gün sonra da mal davasını açıyoruz ama boşanmayı bekliyor. Öyle bir dava. Burada açılan davanın adı şu. Eşlerin mal rejiminin tasfiyesi davası. Yani bizim malımızı tasfiye et diyoruz mahkemeye. Bu çok zor bir şeydir. İnanın yani limited şirketleri tasfiye ederken bu kadar zorluk olmaz. Yani boşanma sürecinde mal kaçırma ayrı bir mesele olarak size geliyor. Evet, evet. Yani mal rejiminin tasfiyesini de açıyoruz ayrıca. Orada istenen tasfiyede bir kere mevcut mallar nedir? Mahkeme onu bir belirliyor.
Onun dışında eklenecek değerler diyor. Mesela bazı erkekler veya kadınlar boşanacağını bildiği için bir iki sene önceden malları başkasına hep bağışlıyor, satıyor. Mal kaçırıyor yani. Kaçırıyor tabiri caiz. O kaçırılan mallar da eklenecek değerler olarak oraya getiriliyor. Bazen kişisel paramız dedik ya, o paradan o birine, oradan ona bazı şeyler var. Onlar da denkleştirme diye katılıyor. Bir de aktif olarak da bu malın borcu varsa eğer, mesela daire almışlar 400 bin liraya, 200'ünü ödemişler, 200'ü borç. E şimdi ne olacak? Bunların da düşürülmesi lazım. Bütün bunlar düştükten sonra hesap kitap, dört işlem yapılıyor tabiri caizse, teknik yolları var. Artık değer tabir ediyorlar. İşte kalan net para artık değerdir. O artık değer tapuda kimin adı yazılı değilse o birine veriliyor. Yani örnek verelim hemen basitçe. Bir daire var. Dairenin tapusu kocanın adınaysa o daireden düşen para, yarı parası kadına veriliyor ama yarı tapu verilmiyor. Bu şekilde bunlar biraz affedersin çok geniş ve teknik hesaplara olan konular. Belki bunu başlı başına ileride bir programda düşünebiliriz. Çünkü mal konusu da çok önemli. En az boşanmadan sonra yıllarca sürüyor. İnsanlarımız bu konuda bazı hatalar yapıyor bilmediklerinden, bazen de bildiklerinden de bazı şeyler yapıyorlar. Böyle işleyebiliriz efendim. Evet. Dediğiniz gibi bu meseleyle ilgili bir program şart gibi olabilir. Geliyordu bana. Evet. Sırf mal hukukuyla ilgili edinilmiş mallar, kişisel mallar evet önemli. Örnekler verip yaşadıklarımız var. Evliliği başlangıcını da bitiren sebep mal çünkü aslında. Evet. İnsanların mallara olan ilgisi ve evli bir mal edinme enstitüsü gibi kullanmaları. Aslında filmin başı sonundan belli yani. Ne kadar güzel söylediniz. Doğrusu bu. Ne niyetle evliliğe giriyorsak aslında sonucunda da onlar cereme olarak dönebiliyor. Onlar öyle efendim. Ameller niyetlere göre evet, diyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler ve aydınlattınız. Sorularımıza yanıt vermeye çalıştık. Ayaklarınıza, yüreğinize, ilminize sağlık diyorum. Evet efendim, bugünlük Yeni Güne Merhaba'dan bugünlük bu kadar. Ve hayırlı cumalar dileyerek sizlere hayırlı haftalar diliyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. İyi tatiller olsun inşallah. Haftaya pazartesi saatler 10.30'u gösterdiğinde bizler ailenizin kanalı TRT Diyanet ekranlarında olacağız inşallah diyelim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.